Herkese günaydın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İyi bir gün geçirmenizi temenni ediyoruz. Cumanız mübarek olsun. Hadi gelin bakalım memlekette neler var, neler yok, neler olmuş, neler bitmiş. Başlıklar halinde ekranlarınıza taşıyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çevre Günü'nde konuştuğu dikey mimari yok dedi. Yatay mimariye ağırlık ve önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Ne söyledi? Az sonra ona birazdan bakacağız. Ekranlarınıza taşıyacağız. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid El Sani bugün Türkiye'ye geliyor. Kuşkusuz Sani'nin dosyasında Türkiye'ye doğrudan yapılacak 15 milyar dolarlık yatırım var. Türkiye'de, İstanbul'da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek. Neler konuşulacak Katar Emiri ile Cumhurbaşkanı arasında? Onlara da birazdan yakından bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Bursa'da konuştuğum Ağustos ayında çok geniş kapsamlı spekülatif bir atakla karşı karşıya kaldık. Fakat 2 ayda bu olumsuz durumu bertaraf ettik dedi. Peki bundan sonra ne yapılacak? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ona da açıklık getirdi. Anlatacağız, geçeceğiz ekranlarınıza birazdan. Malatya'da yakalanan 30 kilo patlayıcının ardından soruşturma derinleşti. Yakalanan BDP'nin eski yöneticisinin ifadelerinden yola çıkılarak terör örgütünün organize saldırı planı deşifre edildi. Nereye ve ne zaman saldırı yapacaktı terör örgütü PKK, ona da birazdan yakından bakacağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri yine katliam gibi bir saldırıya sahne oldu. Kaliforniya'da bir saldırı düzenlendi. Saldırgan dahil 13 kişi hayatını kaybetti. Nerede ve hangi şartlarda yaşandı bu saldırı? Arkasında ne vardı, onlara getireceğiz ekranlarınıza. Uyandırma servisi başladı efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Çevre Günü'nde konuştu. Dikey mimari yok bundan sonra dedi. Yatay mimariye önem ve ağırlık verileceğini söyledi Cumhurbaşkanı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun okul yaptırdık açıklamasına da senin işin o değil diye yanıt verdi. Murat, buna göre dikkat et. Diyoruz ki ya dikey mimari yok. Yatay mimari. Uyarısını ve talimatını bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yaptı. Şehircilik anlayışının gerekliliğini anlattı. Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, yani okuldu vesaire bunlar. Onun ardından oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaatların devamı. Bunu böyle yapacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şehircilik Günü kapsamında AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Milyonlarca fidanı, milyonlarca ağacı biz Türkiye'de diktik. Biz ağaç kesen bir iktidar olmadık. Diken olduk. Cumhurbaşkanı imar barışı fırsatçılarına getirdi sözü. Birilerinin süreci istismar etmesine, fırsata çevirmesine asla göz yummuyoruz. Çevrenin korunması konusunda da çok önemli icraatlar gerçekleştirdik. Erdoğan şehirleşmede batı özentisine getirdi sözü. Özellikle gönüller çoraklaştı mesajı dikkat çekti. Binalar yükseldi. Yollar büyüdü. Araçlar modernleşti. Altyapılar gelişti. Ve fakat gönüllerimiz çoraklaştı, çölleşti, karardı. İnşallah önümüzdeki dönemde gücümüzü ve imkanlarımızı, gönüllerimizi zenginleştirmek, medeniyetimizi yükseltmek, kültürümüzü hızlandırmak için daha çok kullanacağız. Devletin zirvesi sözü Kılıçdaroğlu'na getirdi. CHP liderinin okul yaptırdık açıklamasına o senin işin değil diyerek yanıt verdi. Çıkmış okul yapmaktan bahsediyor. Ya git, o senin işin değil ya. O senin işin değil. Bay Kemal, sizin bu noktada yüreğiniz yok. Zihninizin köşesinde böyle bir şey yok. Yalan bunun zaten en büyük sermayesi. Bundan daha büyük sermayesi yok. Ve bunu da Türkiye'de yalanı en güzel kim söyler diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin Bay Kemal. Ve yerel seçim mesajı, Erdoğan partililere çok çalışacağız dedi. Milletim bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yine bırakmayacak, ben buna inanıyorum. Dün gece yeni atamalar vardı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doçent Doktor İbrahim Kalın hem Cumhurbaşkanı baş danışmanlığına atandı hem kendisine büyükelçilik ünvanı verildi. Ve başka pek çok ülkeye de
yeni büyükelçiler atandı. İşte dün gece yayınlanan atama kararnameleri. Yeni atama kararnameleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve bazı ülkelere büyükelçilik atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki kararname ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına Doçent Doktor İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla getirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Doçent Doktor Kalın'a büyükelçi unvanı verildi. Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Yunanistan, Somali ve Fas büyükelçileri merkeze alındı. Kararname ile 6 yeni büyükelçinin de ataması yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar görevinden alındı. Milli Savunma Bakanlığı'na ise müfettiş atamaları yapıldı. Katar Emir El Sani bugün Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek Katar Emiri. Gündeminde kuşkusuz Türkiye'ye doğrudan yapılacak olan Katar yatırımı var. Katar'dan Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleşecek. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani bugün Türkiye'ye geliyor. El Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da ağırlanacak. Görüşmede ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırımı da görüşmede masada yer alacak. Yatırımın hangi alanlarda yapılacağı konusu da ele alınacak. Erdoğan-El Sani görüşmesinde bölgesel konular da ele alınacak. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması konusunda Erdoğan'ın El Sani'ye bilgi vermesi bekleniyor. Suriye'de son gelişmeler de masada bulunacak. Ankara, Katar'a uygulanan yaptırım ve abluka altında zor günler geçiren Doha'nın yanında duruyor. Bu dostluğu unutmayan Katar emiri de Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıda maddi ve manevi desteğini esirgemedi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakat çerçevesinde başlayan Münbiç'teki ortak devriye sürüyor. Mehmetçik ve ABD askeri ikinci kez ortak devriye attı. Türkiye, PKK-PYD terör örgütünün Münbiç ve Fırat'ın batısından çekilmesini istiyor. Bu hedefle Ağustos ayında ABD ile uzlaşmaya varıldı. ABD'nin işi ağırdan almasına rağmen süreç ilerliyor. Ağustos'ta bağımsız koordineli devriyeler başlamıştı. Bu sırada eğitimler de devam etti. 1 Kasım'da ilk ortak devriye gerçekleşti. Türk ve ABD askerleri bugün de ikinci ortak devriyeye çıktı. Devriye görevi PKK-PYD ile Fırat Kalkanı bölgesini ayıran Sac Uçayı civarında gerçekleşiyor. Bir sonraki hedef ise terör örgütü PKK-PYD'nin Münbiç'te paravan olarak kullandığı konseylerin feshedilmesi. Münbiç'in yönetiminin gerçek sahiplerine bırakılması. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'lı 3 tepe yöneticinin başına ödül koymasını değerlendirdi. Geç kalınmış fakat yerinde bir karar dedi. PYD-YPG ile PKK'nın o özellikle James Jeffrey'nin sözlerini değerlendirirken de James Jeffrey biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi biz terör örgütü olarak görmüyoruz. PKK gibi görmüyoruz demişti. Ona da cevap verdi Numan Kurtulmuş ve PYD-YPG'nin PKK'ya bir farkı yoktur dedi. Orada eğer siz PYD-YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyorsanız o zaman bu örgüt nedir? AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin PKK elebaşlarının başına koyduğu ödül kararını değerlendirdi. Kararı geç kalınmış bir adım olarak niteledi. Hiçbir farkı olmayan bu iki örgüte de Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin aynı şekilde davranmaları gerektiğini düşünüyoruz. Numan Kurtulmuş, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeminde Cumhur İttifakı da vardı. Türkiye'nin milli meselelerinde siyasetin gündelik çıkar hesaplarının ötesinde bir işbirliği alanıdır Cumhur İttifakı. Böyle bir legal imkanımız olmadığı için yerel seçimlerde işbirliği yapmanın son derece zor olduğu ortaya çıkmış oldu. Kurtulmuş, AK Parti'nin büyük şehirlerde zorluk yaşayacağı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sahayı bilen birisi olarak söyleyeyim. Evet, seçim bizatihi kendisi zordur. Her yerel seçimin kendi özellikle yerel zorlukları vardır ama AK Parti Türkiye'nin her seçim bölgesinde favori olan siyasi partidir.
Malatya'da yakalanan bomba yüklü araçta gözaltına alınan BDP'nin eski yöneticisinin ifadelerinden yola çıkılarak iki ile daha operasyon yapıldı. Toplam 60 kilo patlayıcı daha ele geçti. Mardin'de bombalı araçla yakalanan kişilerin de ifadeleri ortaya çıktı. Malatya'da şüphe üzerine durdurulmuş yakıt deposundan 28 kilo patlayıcı çıkmıştı. Araç sürücüsü teröre destekten kapatılan BDP'nin eski yöneticisiydi. İfadesine verdiği bilgiler organize saldırı planını deşifre etti. Operasyonla araçta yakalanan terör destekçisi parti BDP'nin eski yöneticisi Ali Rıza Üzel emniyette ifade verdi ve o ifadelerden yola çıkılarak iki ilde operasyonlar düzenlendi. Toplam 60 kilo bomba ele geçirildi. Operasyonlarda 16 kişi de gözaltına alındı. Ali Rıza Üzel bombaların terör örgütü PKK-PYD'nin işgalinde bulunan Fırat'ın doğusundaki Aynel Arap ilçesinden getirildiğini de itiraf etti. Gel, çık! Öte yandan Mardin'de yakalanan 250 kilo bomba yüklü araçla ilgili soruşturma da sürüyor. Araçta bulunan 3 kişiyle onlara yardım ettiği belirlenen 2 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgularında bombaları Akdeniz ve Ege bölgesindeki kentlere götürme planları olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afrika turuna Somali ile devam ediyor. Akar, Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssünü ziyaret etti. Somali'nin başkenti Mogadişu burası. Türk ve Somali bayraklarının yan yana dalgalandığı Türk Görev Kuvveti Komutanlığı. Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssünün çok önemli bir misafiri vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gitti. Akar, Libya ve Sudan'ın ardından geçti Somali'ye. Başbakan tarafından kabul edildi. Heyetler arası görüşme yaptılar. Akar daha sonra Somali Cumhurbaşkanı Farmaço tarafından kabul edildi. Temaslarında ana gündem güvenlikti. Türkiye Somali'yi her anlamda destekliyor. Terörle mücadeleden tarıma, sağlıktan eğitime, elinden gelen her desteği veriyor. Mogadişu'daki Türk Görev Kuvvet Komutanlığı da bu desteğin örneklerinden biri. Burada Türk disipliniyle Somalili subay ve subaylar yetiştiriliyor. Akar son olarak burayı ziyaret etti. Anadolu kışlasında Somalili askeri bando tarafından karşılandı. Milli Savunma Bakanı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eski savcı Ferhat Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Sarıkaya geçen hafta Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ikinci kez meslekten ihraç edilmişti. İki kez meslekten ihraç edilen 15 Temmuz sonrası itirafçı olan eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı. İlk olarak 2005 yılında hazırladığı Şemdin iddianamesiyle gündeme gelmişti Ferhat Sarıkaya. O iddianame FETÖ'nün TSK'ya kurduğu ilk kumpas olarak nitelendirildi. 2006 yılında HSYK tarafından meslekten ihraç edildi. 2010 referandumu sonrası ise tekrar mesleğe kabul edildi. Sarıkaya 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ise itirafçı oldu. Şemdinli iddianamesine dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın adını cemaatçi hakim ve polis müdürünün isteğiyle eklediğini itiraf etti. Bu itirafın ardından açığa alınan Sarıkaya geçen hafta meslekten ihraç edildi. Savcı vasfını kaybeden Sarıkaya polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Sarıkaya hakkında savcılık tutuklama talep etti. Nöbetçi hakimlikte Sarıkaya'nın silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Bursa'da idi. Ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ağustos ayında çok geniş kapsamlı spekülatif ataklarla karşı karşıya kaldık. Fakat geride bıraktığımız iki ay içerisinde bu olumsuz durumu bertaraf ettik dedi Berat Albayrak. Müzik
Ağustos ayında yapılan spekülatif ataktan bahsetti. O ekonomik saldırıyı püskürttük dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda katıldığı programda ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Türkiye ekonomisini, milletin refahını ve milli para birimini hedef alan bu ataklara karşı 2 aylık bu süreç çok büyük bir tecrübe kazandırdı ülkemize. Ve bu süre zarfında ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırmaya başladık. Devam ediyoruz. Güçlü adımlarla daha da güçlü sonuçlar almaya devam edeceğiz. Enflasyon ve fiyatlandırma açısından Kasım ve Aralık ayında daha pozitif sonuçlar alınacağını söyledi. Geçtiğimiz yıla eş güdümlü bir Ekim ayı çıktı. Şimdi Kasım ayı full ay devreye girmesi, bu fiyatlama davranışlarının daha aşağıya düşmesi itibariyle Kasım ve Aralık ayında çok daha güçlü, çok daha pozitif neticeler için çok net bir resimle karşı karşıyayız. Ve gün gün sektör sektör ben takip ediyorum. Bankacılık sektör üzerinde, sektörlerimiz üzerinde sahadan tek tek aldığımız bilgiler, bulgular bunu çok net gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, cari açığın yıl sonunda olumlu yönde bir sürpriz yapacağını da ifade etti. Ağustos, Eylül, Ekim rakamlarını kabaca şöyle bir baktığımda ilk gelen tahminler 40 milyar doların altına doğru inmeye başladığımız yönünde. Ve ben buradan bir sürpriz daha altını çizeyim. Yıl sonu rakamları eğer bu istikamette giderse yıl sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe, detayını vermem. Ama istikamet çok güçlü, olumlu ve çok iyi yönde seyrediyor. Öztürk Yılmaz, namı diğer muhasebeci Kenan katıldığı bir televizyon programında ezanın Türkçe olarak okutulması gerektiğini ısrar kıyamet savunmuş ve bunun nedenlerini kendince sıralamıştı. Biz de o günden beri şunu söylüyorduk. Bir milletvekili olarak bunu parlamentoya getir ve orada diğer milletvekili arkadaşlarına beraber tartışma zemini sağla. İki, CHP bu konuda ne diyor? Yani parti kurumsal olarak bu konuda ne diyor? Parti diyeceğini dedi, Öztürk Yılmaz'ın kendilerinden izinsiz, müsaade almaksızın televizyon programına katıldığı için hakkında disiplin soruşturması başlattı. CHP yönetimi iki milletvekilini disipline sevk etti. CHP Grup Yönetim Kurulu, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'la Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un disiplin kuruluna gönderilmesini kararlaştırdı. İki ismin de CHP'nin ilgili grup başkan vekillerine bilgi vermeden televizyon programlarına katıldığı ve bu nedenle haklarında disiplin işlemi başlatıldığı bildirildi. Öztürk Yılmaz son katıldığı televizyon programında ezanın Türkçe okunmasına yönelik açıklamalar yapmıştı. Öztürk'ün açıklamaları da tepkileri beraberinde getirdi. Bu gerekçeyle sizlerin de huzurunda karşısında olmak istemezdim ama ben de televizyonlarda altyazıyla öğrendim. Gürsel Erol'sa 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmişti. Genel merkez önünde oturma eylemi yapacağını duyurmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilerek kınama cezası almıştı. Partiyle üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler ama Cumhuriyet Halk Partili onurunu, kimliğini asla bizim elimizden alamazlar. CHP'den yapılan açıklamada CHP tüzüğü ve grup iç yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca kesin çıkarma cezasıyla önlemli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi hala gündemde. Amerika Başkanı Donald Trump haftaya konuyu Kongre ile görüşeceklerini söyledi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Cinayet gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Suudi Arabistan'la birlikte çalıştıklarını bir kez daha vurguladı. Konuyu gelecek hafta Kongre ile görüşeceğini söyledi. Cemal Kaşıkçı, Washington Post gazetesinin yazarıydı. Gazete, cinayetin aydınlatılmasına yönelik baskılarını sürdürüyor.
Katlan Parker köşe yazısında Trump yüzünü çevirebilir fakat biz Cemal Khashoggi'yi unutamayız dedi. Cemal Khashoggi'ya acımasız cinayet emrini kim verdi ve sonuçları ne olacak ifadesini kullandı. Cinayette gözler Veliaht Prens'in üzerinde. Prens'in geçen hafta Trump'a destek veren evanjelikleri ağırladığı ortaya çıkmıştı. Amerikan Aksiyon Haber sitesi detayları yayınladı. Toplantıyı Netanyahu'nun danışmanlığını yapmış olan Joel Rosenberg ayarlamıştı. Bu detay ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'in yan yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir diğer iddia ise Katar merkezli El Cezire kanalından geldi. Habere göre Suudi Arabistan Khashoggi ailesine kan parası ödeyecek. Bu iddia henüz doğrulanmadı. Khashoggi'nin oğulları daha önce Riyad'dan sadece babalarının cenazesini istediklerini dile getirmişti. Öte yandan Suud ailesi zedelenen imajlarını düzeltmek için çabalıyor. Kral Selman 2015'ten bu yana ilk kez ülke turuna çıktı. Yanına ise Veliaht Prens Muhammed'i aldı. Geziye ülkenin muhafazakar bölgelerinden El Kasım'la başladı. Kral mali suçlardan ötürü hapis yatan mahkumları affettiğini duyurdu. Ayrıca bölgeye 4.2 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını da duyurdu. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir katliam gerçekleşti dün. Bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan dahil 13 kişi hayatını kaybetti. İntihar eden saldırganın 28 yaşındaki Ian David Long olduğu belirlendi. Ne amaçla böyle bir saldırı tertiplendi? Bu adam kimdir? Henüz o mesele aydınlatılabilmiş değil. ABD yine katliama sahne oldu. Bu kez hedefte bar ve restoran olarak hizmet veren bir tesis vardı. Silahlı saldırgan ölüm saçtı. Kaliforniya eyaletinin Thousand Oaks kenti. Gece yarısıydı. Mekanda kolej gecesi vardı. Saldırgan zorla içeri girdi ve tüfekle ateş açtı. En az 30 el ateş edildiği belirtiliyor. İnsanlar camları kırarak dışarı kaçtı. It was huge panic. Everyone tried getting up and then trampled a couple times. Some guy came behind me, lifted me up and said, "Let's go." And then I got a bar stool thrown at my head because they were trying to break the window to get out. And we finally made it out, ran up the hill. Polis ve acil yardım ekipleri olaya müdahale etti. Çatışma çıktı. Kurşun yaraları olan çok sayıda kişi ambulanslara taşındı. Polis halktan bölgeden uzak durmasını istedi. Başta 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Birkaç saat sonra yeni bir açıklama yapıldı. Çok sayıda can kaybı ve ondan fazla yaralı vardı. Ölenlerden biri de şerif yardımcısıydı. Saldırıya ilk müdahale edenlerden biri oydu. Ventura şerifi saldırganın 28 yaşındaki Ian David Long olduğunu ve olay yerinde intihar ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da Twitter hesabından saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu. Trump, "Tanrı tüm yaşamını kaybedenleri ve aileleri kutsasın. Güvenlik güçlerimize de teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sıkıştırmaya çalışan Kıbrıs Rum yönetimi Rusya ile kriz çıkardı. Sebebi, KKTC'de tatil yapmak isteyen bir Rus vatandaşının Rum kesiminde gözaltına alınması. Havaalanında durduruldu, hücreye atıldı. Yetmedi, sınır dışı edildi. Kıbrıs Rum kesimi bir skandala imza attı. Rum polisi Rusya vatandaşı Irina Shrobokova'yı Larnaka Havaalanında durdurdu. Rus bloggerı gözaltına aldı. İki gün tuttuktan sonra sınır dışı etti. Gerekçe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde konaklayacak olmasıydı. Shrobokova olanları sosyal medyada anlattı. Rum polisi Kuzey Kıbrıs'ta kalacağımı öğrenince beni bir suçlu gibi hücreye attı, bağırarak sorguladı, aşağıladı dedi. Yaşananlar Moskova'yı kızdırdı. Rum Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Protesto notası verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de kınama mesajı yayımladı. Zaharova son dönemde Kıbrıs'a giden Rus turistlerden çok fazla benzer şikayet almaya başladık. Buna izin vermeyeceğiz dedi. Kıbrıslı Rum yetkililerse sessiz. İngiltere'de şiddetli fırtına nedeniyle 4 balıkçı ölümle burun buruna geldi. Balıkçılar helikopterlerle kurtarıldı. Denizde can pazarı yaşandı. Şiddetli fırtına balıkçı teknesini alabora etti. Görüntüler İngiltere açıklarından. Alabora olan teknede 4 balıkçı vardı. İkisi batmak üzere olan teknenin üzerinde uzanacak yardım elini bekledi. İkisi de denizdeydi. Kurtarma ekipleri helikopterle balıkçıları kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Meksikalı uyuşturucu baronu Guzman, namı diğer Bücür, yargılanıyor biliyorsunuz. Ve onun yargılanması sırasında da enteresan şeyler yaşanıyor. Yani dünya yargı tarihine geçecek, skandal sayılabilecek şeyler. Mesela bir jüri üyesinin yargılamasına katıldığı, Guzman'dan imza istediği falan ortaya çıktı. Skandal. Hatta başka şeyler de var. Gelin bakalım Bücür'ün yargılanmasında neler yaşanmış. Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu satıcılarından biri Guzman. Uyuşturucu baronunun yargılanması sürecinde bir skandal ortaya çıktı. Bücür lakaplı Guzman'ın davası için jüri seçimi yapıldı. 7'si kadın 5'i erkek, 12 jüri üyesi seçilirken 2 isim elendi. Elenme sebepleri ise çok ilginç. Zira üyelerden birinin uyuşturucu baronu Guzman'ın hayranı olduğu, mafya liderinden imza istediği ortaya çıktı. Diğer jüri üyesinin elenmesi ise Michael Jackson taklidi yaparak hayatını kazanan popüler bir kişi olmasıydı. Kim Archibaldo Guzman lo era? Bücür lakaplı Guzman, Meksika'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş, ancak 2 kez hapisten firar ettikten sonra geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmişti. Guzman'ın yargılanması 13 Kasım'da başlayacak. Türkiye, yerli ve milli muharip uçak motoru üretiminde önemli bir adım attı. Savunma Sanayi Başkanlığı'yla Türkiye TR Motor arasında muharip uçak motoru üretimi çerçeve anlaşması imzalandı. İşte detaylar. Bugünkü imza ile özgün bir turbofan jet motoru geliştirilmesi, savaş uçağı motoru geliştirilmesi sürecimizi başlatmış oluyoruz. Türkiye yerli ve milli savunma sanayinde çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Milli Muharip Savaş Uçağı milli özgün motor geliştirme çalışmaları için imzalar atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı ve TR Motor arasında çerçeve sözleşmesi imzalandı. Motorumuzun hiçbir yabancı ülke kısıtına tabi olmaması, teknoloji açısından tüm teknoloji unsurlara tamamen hakim olabilmemiz ve milli olarak geliştirilmesi ve fikri mülkiyet hakları açısından da tamamen devletimize ait ve tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş fikri mülkiyet haklarının Türkiye'nin inhisarında olması ve uygulanması. Asıl amacımız bu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, proje için bütün imkanların sonuna kadar kullanılacağını belirtti. Ülkemizde mevcut tüm kabiliyetleri sonuna kadar kullanmaya çalışacağız. Ülkemizde mevcut faaliyet gösteren yerli veya yabancı ortaklı şirketlerin her birinin burada rol alma potansiyeli ve ihtimali vardır. Ama bizim vazgeçemeyeceğimiz unsur, geliştirilen her konunun, her teknolojinin mutlak surette devletimizin inhisarında olması. Milli Muharip uçak motoru geliştirme süreci için öngörülen zaman 10 yıl. Projenin ana yüklenicisi TAI ile birlikte TR Motor, Milli Muharip uçak motorunun özelliklerini şekillendirecek. Savunma Sanayi Başkanı yabancı motor geliştiricilerinin tekliflerinin de değerlendirildiğini belirtti. Yabancı bazı motor şirketlerinin Türkiye'de yaptığı faaliyetler ve bu konuda destek olma gibi çabaları ve önerileri var. Bunlara kapı kapatılmış değil. Tabii ki
özgün tamamen yerli bir motorun geliştirilmesi sürecinin uzunluğu göz önünde bulundurularak şu anda önümüzde bulunan çeşitli motor üreticilerinin bu konuda destek olmak üzere yaptıkları tekliflerde incelenmekte. Ve Türkiye'nin yerli ve milli tank projesi 6 aydaki son durum. Profesör Doktor İsmail Demir imzalar için her şeyin hazır olduğunu ifade etti. İmza ile ilgili her şey hazır. Birkaç formalitemiz var. Yani ekipleri bir araya getirmek, davetlerle ilgili komutanlarımıza görüşüyoruz. İmza törenimizin davetlilerinin bir araya getirmesiyle ilgili küçük bir organizasyon ayarlaması içindeyiz. Ama sözleşmeyle ilgili şu anda her şey hazır. Şu anda bile imzalayacak durumdayız. Sadece bu tür bir seremoni yaptığımızdaki katılımı organize etmeye çalışıyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan seferler artmaya başladı. Beşinci uçuş noktası olan Bakü'ye, Azerbaycan'a ilk sefer yapıldı. Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi uçakla 121 yolcu Haydar Aliyev Havalimanı'na uğurlandı. Dünyanın en büyük havalimanı açıldı. Kardeş ülke Azerbaycan'a ilk sefer yapıldı. İstanbul Havalimanı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görkemli bir törenle açılmıştı. İlk sefer başkent Ankara'ya olmuştu. Ankara, İzmir, Antalya ve Kıbrıs'ın ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye de seferler başladı. Yolcular check-in işlemlerini tamamladı, bagajlarını teslim etti. Pasaport kontrolü sonrası sıra uçuşa geldi. İstanbul Havalimanı'ndan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na haftanın her günü bir uçuş gerçekleştirilecek. Tarihi talan edenlerin yaptıkları yanlarına kar kalmadı. Bizans döneminden kalma İrene Kulesi'ni yapılanları dün sizlere göstermiş, ekranlarınıza getirmiştik. Hatta onu görüntülemeye çalışan Demirören Haber Ajansı drone'una nasıl av tüfeğiyle hedef alındığını, ateş edildiğini falan da anlatmıştık. Sonunda kuşkusuz ki tarih galip geldi. Hem tarihi talan ettiler hem gazetecileri hedef aldılar. Ama bu yaptıkları yanlarına kar kalmadı. Bu görüntüler çarşamba günü ortaya çıktı. Gazeteciler 1500 yıllık İrene Kulesi'nde kaçak kazı yapanları ve tahribatı drone'la çekiyordu. Şüphelilerden biri elindeki tüfeği gazetecilerin drone'una doğrulttu ve ateş etti. Verilen tahribat sadece kuleyle sınırlı değildi. Kulenin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde tarihi Sarhan'ın çatısında da kaçak kat yapmışlardı. Neyse ki haberler hem emniyeti hem de belediye ekiplerini harekete geçirdi. Önce gazetecilere hedef alan bu tüfekli saldırgan yakalandı. Sonra da kaçak bölümlerin belediye ekiplerince yıkımına başlandı. Bir yaşındaki Melisa Bebek mama yedikten sonra daldığı uykudan bir daha uyanamadı. Bursa'da yaşanan olayın ardından soruşturma başlatıldı. Bu bebeğin yaşamını yitirdiği kreşin izinsiz çalıştığı tespit edildi. İki kişi gözaltına alındı. Yemek yedi, uyudu, bir daha uyanamadı. Bir yaşındaki Melisa Bebek hayatını kaybetti. Bursa İnegöl'de bir kreşte meydana gelen ölümün ardından soruşturma başlatıldı. Bir kişi tutuklandı. Kreşte inceleme ve keşif yapıldı. Delil mahiyetindeki bilgi ve belgelere el konuldu. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı eğitim izni verilmediği halde kreşin 2 yıldır faaliyet gösterdiğini tespit etti. Olayla ilgili ihmal ve kusurları görülen dernek başkanı ile kreşte bakım hizmeti veren dernek üyesi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden bakıcılık görevini yapan kadın tutuklandı. Dernek başkanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir yaşındaki Melisa Tuana Memiş, adli tıp kurumundaki otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Baba İbrahim Memiş, kızının tabutunu kucağında taşıdı.
Minik Melisa'nın cenazesi Çimen Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından hastane mezarlığında toprağa verildi. İstanbul'da ablası tarafından üzerine kapı kilitlenen bir öğrenciyim. Sınava yetişebilmek için canı nasıl tehlikeye attı? Gelin onu görelim birlikte. Bütün emeklerim heba olacaktı. Çaresizce yardım bekledi, korku dolu anlar yaşadı. Ben kendimi pencereden atlayabileceğimi düşündüm. İstanbul Şişli'de ablasının evde kilitlediği üniversiteli öğrenci pencerede asılı kaldı. Olay Şişli Keçeci Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Ablasının evden çıkarken kapıyı üzerine kilitlediği öğrenci evde mahsur kaldı. Vize sınavı vardı, gitmek istiyordu. Aklına ilginç bir fikir geldi, evin camına çıktı. Oradan inecekti ama olmadı. Yavaş yavaş atlar aşağıya iner diye düşündüm. Ama uzanacağım yer çok yüksek olduğu için orada tıkılıp kaldım. 5 katlı binanın 3. katındaki pencereden çıkmaya çalışan öğrenci orada asılı kaldı. Dakikalarca korku dolu gözlerle yardım bekledi. 3. katta hırsız zannettik çocuk. Girmiş, ablası işe gitmiş. Anahtarı kilitleyip üzerine gitmiş. Sabah da biz baktık, hırsız zannettik. Mahalle sakinlerinin dikkatini çeken görüntü sonrası yardım çağrıldı. Öğrenci belediyenin uzattığı sepetli vinçle kurtarılırken sınava ise polis aracıyla yetiştirildi. Erzurum'da bir iş yerine giren hırsız polisi karşısına görünce ne yapacağını şaşırdı. Masa arkasına saklandı fakat nafile. Hırsızlık için girdiği iş yerinde polise yakalandı. Erzurum'da bir kişi cam kapısını taşla kırdığı bir cep telefonu bayine girdi. Masa üzerinde kabloyla bağlı telefonları kopardı. Niyeti alıp kaçmaktı. Ama çalan alarm üzerine polisler kısa sürede olay yerine geldi. Polisin geldiğini fark eden zanlı masa arkasına saklandı. İçeri giren polis zanlıyı saklandığı yerden çıkması için uyardı. Saklandığı yerden çıkan zanlı yere yattı, teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı, cezaevine gönderildi. Konya'da uçuş ömrünü tamamladıktan sonra restorana dönüştürülen uçakta yangın çıktı. Alevler uçağın tamamını sararken çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Airbus A300 tipi uçak bir anda alevlere teslim oldu. Görüntüler Konya'dan. Uçuş ömrünü tamamladıktan sonra Konya'ya getirilen ve Türk Yıldızları Parkı'nda restoran olarak hizmet veren yolcu uçağında gece yangın çıktı. Mutfak bölümünde parlayan alevler kısa sürede yayıldı. Tüm uçağı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere köpükle müdahale eden itfaiyeciler yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ettiler. Airbus A300 tipi uçak 2 yıl önce Hurda'ya ayrıldıktan sonra Konya'ya getirilmiş, restoran ve kafe olarak hizmet vermeye başlamıştı. Ankara'da aşırı hızla seyreden bir sürücü baz istasyonu direğine çarparak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekibi de hasar gören o direk nedeniyle büyük tehlike atlattı. Trafik kazasında hasar gören baz istasyonu direği itfaiye aracının üzerine yıkıldı. İtfaiyecilerin büyük tehlike atlattığı görüntüler Ankara'dan. Keçiören'de aşırı hız yapan bir sürücünün kullandığı araç kontrolden çıktı. Refüjdeki baz istasyonu direğine çarptı. Neredeyse tamamen parçalanan otomobildeki 39 yaşındaki sürücü Ali Bıyık hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan sürücünün cesedi itfaiye ve 112 acil servis ekiplerince çıkarıldı. İtfaiyenin çalışmalarını sürdürdüğü sırada otomobilin çarptığı baz istasyonu direği itfaiye aracının üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. İtfaiye aracında hasara neden olan direk ve baz istasyonu vinç yardımıyla kaldırıldı. İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil okul servisine çarptı. İçinde öğrenciler bulunan servis takla atarak yan yattı. Kazada 3 öğrenci yaralandı. Olay sonrası yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Okul servisi takla attı. Kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kazanın adresi İstanbul Sultanbeyli. Yan yolda seyreden otomobil okul servisine çarptı. Servis şoförü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak yan yattı. Kaza sonrası yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler kaza yerine koştu. Öğrencilere yardım etmeye çalıştı. Kazada 3 öğrenci yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencileri hastaneye kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Antalya'da çaldıkları 5 koyunla kaçan hırsızlar yakalandı. O görüntüleri izleteceğim şimdi size. Arabanın arka koltuğunda masum masum bakan koyunları gördüğünüz zaman siz de benzer şefkatli duygulara kapılacaksınız kuşkusuz ki. Ne yapıyorsunuz dediler polisler. Bunlar da dedi ki sünnet düğünü yapacaktık. Herhangi bir şeyler var mı? En kuvvetlisi bir baksana. Hayvan kalkamıyor bak. Heh, şimdi kapatın kapıyı. Koyunları çaldılar. Sünnet düğünü yapmak için aldık. Et de mi yemeyelim dediler. Antalya'da polis içinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kent merkezine doğru kaçmaya başladı. Kaçan araç Doğu Yaka Mahallesi'ne girdiğinde bir çıkmaz sokakta durduruldu. Aracın koltuk ve bagajında 5 koyun vardı. O altta bir hayvan daha var. Heh, iyi oldu vallahi. Takılı plakanın çalıntı olduğu da belirlendi. Araçta başka plakalar da vardı. Koyun çalan 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar koyunları yol kenarında bulduklarını söyledi. Sünnet düğünü yapmak için aldık, et de mi yemeyelim dedikleri iddia edildi. Antalya Kemer'de yamaç paraşütü ile atladıktan sonra kayalık alana çakılarak ağır yaralanan Fransız turist 9 saatlik çaba sonunda askeri helikopterle kurtarıldı. Fransız turist yamaç paraşütü yaparken kayalıklara çakıldı. Kurtarmak için ekipler seferber oldu. İlk düzlüğün alt tarafı. İnişin normal yürüyüşle gidilebiliyor mu? Normal yürüyüşle gidilebiliyor ama oradan sonra aşağısı biraz yer. Dik. Daha dik. Ekstrem sporlara meraklı iki arkadaşıyla Antalya'nın Kemer ilçesine gelen Fransız Fabien Pecuio 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atladı. Havada süzülen Fransız paraşütçü iddiaya göre ters rüzgara kapıldı. 1500 metrede kayalık alana düştü, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralı turiste ulaşmak için seferber oldu. Yaralının tam yerini öğrenen ekipler yola koyuldu. Sarp kayalıklar aşıldı, yaralı turiste ulaşıldı. İlk tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan helikopter istendi. İşaret fişeği atıldı. Yer belli edildi ama değişken hava akımı helikopterin yere inmesine imkan vermedi. Yaralı yamaç paraşütçüsünün daha uygun bir yere taşınmasına karar verildi. Kuvvetli ve değişken hava akımlarında görev yapabilecek bir başka helikopter istendi. Dalaman Deniz Hava Üst Komutanlığı'ndan havalanan bir Sikorsky helikopter ve kurtarma ekibi olay yerine gelerek yaralı turisti bulunduğu yerden aldı. Antalya'ya götürdü. 9 saatin sonunda kurtarılan Fransız turist
hastanede tedavi altına alındı. Kaşık sedye var mıymış yanlarında? Antalya Kemer'de yamaç paraşütüyle atladıktan sonra kayalık alana çakılan Fransız turistin kurtulması hikayesini izlettik, getirdik ekranlarınıza. Şimdi yine Antalya'dayız. Manavgat'ta saçı kısa kesildiği gerekçesiyle annesiyle tartışan küçük kız okula gidiyorum diye evden çıktı. Fakat okula gitmedi. Fakat bir süre sonra kayboldu. Bir duvar dibinde ağlarken bulunan küçük kız polis tarafından okula götürüldü. Saçlarının kesilmesine kızdı. Bir duvar dibinde polis tarafından ağlarken bulundu. Duvar yanlış. Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçük bir kız çocuğunu tek başına ağlarken görenler polisi aradı. Yakınlarda olan polis ekipleri hemen o noktaya gitti. 11 yaşındaki kıza neden tek başına olduğunu ve ağladığını sordular. İddiaya göre kızın saçları istediğinden kısa kesilmişti. Annesine kızmış, okul yerine ters istikamette yürürken kaybolmuştu. Polis abilerinden biri küçük kıza cep telefonunu verdi, anneni ara dedi. O da öyle yaptı ama annesine ulaşamadı. İş başa düştü. Polis küçük kızı elinden tuttu, okuluna kadar götürdü. Küçük kızı ağlamaması için teselli eden ve elini hiç bırakmayan polis, çocuğu aynı okulda okuyan abi ve okula gelen annesine sağ salim teslim etti. Batman'da motosiklette 15 mutfak tüpüyle yolculuk yapan bir kişi görenleri hayrete düşürdü. 15 tüple yolculuk yaptı, görenler gözlerine inanamadı. Yok canım. Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda 15 mutfak tüpü taşıyan sürücüyü görenler şaşkına döndü. Motosiklet sürücüsü arka bölümüne taktığı 15 adet mutfak tüpüyle trafikte tehlike saçtı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Gaziantep'e gidiyoruz. Gaziantep'te iki çocuk yanlarında kimse olmadan bir kamyonete bindi. Rahat da durmadılar. Oyun oynadıkları sırada el frenini indirdiler. Ve sonrasında bakın neler oldu. Ne olduğunu anlayamadılar. Telaşlandılar. Kamyonetin peşinden koşturmaya başladılar. Zira o kamyonette iki küçük afacan vardı. Gaziantep'te biri 3, diğeri 4 yaşındaki iki çocuk bir kamyonetin kapısını açık gördü ve hemen bindiler. Çocuklardan biri el frenini indirince de olanlar oldu. O kamyonet park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Durmadı, yolun karşısına doğru hızla ilerlemeye devam etti. İki kişi kamyonetin arkasından koştu. Biri kapıyı açtı, içeri girmek istedi. Ama tam o sırada araç evin duvarına çarptı. O anlardaysa kameralar kayıttaydı. Neyse ki kimse yaralanmadı. İki minik Ferrari araçtan indirildi. Sağlık durumları iyi. Bursa-İzmir otoyolunda 300 km hıza ulaşan tır ve otomobillerin arasından geçen motosiklet sürücülerin yüreklerini ağızlara getirdi. Herkesin hayatını tehlikeye atan sürücüler görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Tam anlamıyla çıldırmış olmalılar. Kahkahalarla, sevinçle paylaştıkları görüntüler ölümle dansanlarına ait. Bursa-İzmir otoyolunda kendilerince şov yapan motosiklet sürücüleri zaman zaman 300 km hıza çıktı. Saatte 170 km hızla araçların arasında gezdi, makas attı. Ölüme meydan okuyan çılgın motosikletçiler hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye soktu. Ve üstelik bu görüntüleri sosyal medyada da paylaştılar.
Mersin'de erken doğum sonucu 670 gram olarak dünyaya gelen Livanur bebek hayata tutundu. Yaşam savaşı sırasında kalp ameliyatı da olan minik yavru hastaneden taburcu edildi. Hayata 1-0 geriden başlamıştı ama yaşama tutunma konusunda büyük direnç gösterdi. Şimdi de evine, ailesine kavuşuyor. Onu 3 kilo olarak taburcu ettik. Bir haftadır evde annesiyle beraber. Beyza ve Fatih Baykar çifti büyük bir heyecanla ikinci çocuklarını kucaklarına alacakları günü bekliyordu. Ama anne Beyza Baykar'ın 23. haftada şiddetli karın ağrısı başladı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdular. Anne Baykar acil olarak doğuma alındı. Livanur Ravza dünyaya gözlerini 670 gram olarak açtı. Üstelik kalp ve akciğer bölgesinde sorunlarla doğdu. Küveze alındı. Ameliyatlar geçirdi. 3,5 ay boyunca yaşama tutunma savaşı verdi. Parmak bebek Livanur o mücadeleyi kazandı. O aslında büyük bir savaşçı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 yıldır görev yapan komiser yardımcısı Dicle Elceoğlu mesai saatleri dışında çocuklara kickbox eğitim veriyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere kickbox lisansı ve malzemeleri dağıtılıyor. Komiser yardımcısından çocuklara kickbox dersi. Boş zamanlarında Çukurca çocuklara kickbox eğitimi vermeye başladı. Hakkari Çukurca'da komiser yardımcısı olarak görev yapan Dicle Elçeoğlu, kickbox meraklısı ilçedeki çocuklar için yol gösterici oldu. Tut diz kapağını, göğüs kısmına çek. Çukurca'da 4 yıldır görev yapan Elçeoğlu, gündüz ilçedeki huzur ve güvenliğin bozulmaması için çalışırken, akşamları da Çukurcalı çocuklara kickbox eğitimi veriyor. Çukurcalı öğrencilerden oluşan polis gücü kickbox kulübü oluştu. Hepsinde lisansları mevcut. Elçeoğlu 4 ay boyunca çocuklara kickbox tekniklerini öğretti. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 40 öğrenciye lisans ve kickbox malzemeleri dağıtıldı. Havaların artık yavaş yavaş soğumaya başlamasıyla beraber Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarına göçerlerin zorlu dönüş yolculukları da başladı. Havalar soğudu. Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı. Van, Bitlis gibi illerden gelerek Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerler dönüşe geçiyorlar. Göç yolculuğuna başlayan göçerler bazen karayolunda, bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Kaç ay yolda kalıyorsunuz? 3 ay. 3 ay yolda kalıyorsunuz? Evet. Zahmetli midir peki? Valla zahmetlidir. Yılın 3 ayını gidiş ve dönüş olarak yollarda geçiren göçerler, çadırlarını aydınlatmak, cep telefonlarının bataryalarını şarj etmek ve el fenerleri için güneş panellerinden faydalanıyor. 40. İstanbul Maratonu 11 Kasım Pazar günü yapılacak. Vodafone İstanbul Maratonu, Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonu olan maratonun tanıtım toplantısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Uysal İstanbulluları maratona davet etti. Büyük maraton için İstanbul gün sayıyor. Yüz binlerce kişi bu pazar yine Asya'dan Avrupa'ya koşarak geçecek. Son hazırlıklar tamamlandı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde maraton ve spor fuarı açıldı. Vodafone İstanbul Maratonu'nun 40.sı 11 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Duayen atletizmcimiz Sayın İsmail Akçay'ı. Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonu olan maratonun tanıtım toplantısı da fuarda yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinden katılımcıların olduğuna dikkat çekti. Maraton, evet, İstanbul'umuzun tanıtımı, dünyada tanıtımı. Ancak ondan daha önemli bir etkisi var. Biraz önce söyledim. Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu. Başkan Uysal bütün İstanbulluları da maratona davet etti. Pazar günü bütün ailecek, çoluk çocuk, anne baba, büyük baba, dede nine,
herkesi bekliyoruz. Pazar günü ilk olarak 8.45'te tekerlekli sandalye yarışı başlayacak. Saat 9'dan itibaren 42K, 15K ve 10K koşuları olacak. 9.45'te ise vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçecek. Kedi fareyi kovalıyorsa sorun yok. Fakat şimdi ekranlarınıza bir farenin kediyle nasıl kedinin fareyle oynadığı gibi oynadığını göstereceğiz. Bu kez roller değişti. Psikopat fare kediyi tokatladı. Ünlü çizgi film karakterleri Tom ve Jerry de hep kovalayan Tom, kaçan da Jerry olurdu. Normalde doğada da böyle olurdu ama Lüksemburg'daki fare tam bir çılgın çıktı. Görüntünün ilk saniyelerinde siyah kedi pusuya yatmış, saldırı için hazırlanıyordu. Sonra hızla farenin üzerine doğru koştu. Ama hiç beklemediği bir tepki gördü. Kedi fare kovalamacası tersine döndü. Deyim yerindeyse psikopat fare kediyi tokatlaya tokatlaya kovaladı. Fare karşısında çaresiz kalan kedi ise arkasına bile bakmadan kaçtı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla Büyükelçi atama kararları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Doçent Doktor İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı baş danışmanı olarak görevlendirildi. Ayrıca da Sayın Kalın'a Büyükelçi unvanı verildi. Yeni atama kararnameleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve bazı ülkelere büyükelçilik atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki kararname ile Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlıklarına Doçent Doktor İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla getirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığına atanan Doçent Doktor Kalın'a büyükelçi unvanı verildi. Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Yunanistan, Somali ve Fas büyükelçileri merkeze alındı. Kararname ile 6 yeni büyükelçinin de ataması yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar görevinden alındı. Milli Savunma Bakanlığı'na ise müfettiş atamaları yapıldı. Katar Emiri Esani Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'ni İstanbul'da kabul edecek. Katar'ın Türkiye'ye doğrudan yatırımı bu görüşmenin ana gündem maddesi. Katar'dan Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleşecek. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani bugün Türkiye'ye geliyor. El Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da ağırlanacak. Görüşmede ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırımı da görüşmede masada yer alacak. Yatırımın hangi alanlarda yapılacağı konusu da ele alınacak. Erdoğan-El Sani görüşmesinde bölgesel konular da ele alınacak. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması konusunda Erdoğan'ın El Sani'ye bilgi vermesi bekleniyor. Suriye'de son gelişmeler de masada bulunacak. Ankara, Katar'a uygulanan yaptırım ve abluka altında zor günler geçiren Doha'nın yanında duruyor. Bu dostluğu unutmayan Katar emiri de Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıda maddi ve manevi desteğini esirgemedi. Malatya'da yakalanan bomba yüklü araçta gözaltına alınan BDP'nin eski yöneticilerinin ifadelerinden yola çıkılarak operasyon genişletildi. İki ilde daha operasyon düzenlendi. Toplam 60 kilo patlayıcı daha ele geçti. Mardin'de yakalanan bombalı araçla ilgili de o gün gözaltına alınan 5 kişi vardı hatırlıyorsunuz. Onların ifadeleri ortaya çıktı. Malatya'da şüphe üzerine durdurulmuş yakıt deposundan 28 kilo patlayıcı çıkmıştı. Araç sürücüsü teröre destekten kapatılan BDP'nin eski yöneticisiydi. İfadesine verdiği bilgiler organize saldırı planını deşifre etti. Operasyonla araçta yakalanan terör destekçisi parti BDP'nin eski yöneticisi Ali Rıza Üzel emniyette ifade verdi
ve o ifadelerden yola çıkılarak 2 ilde operasyonlar düzenlendi. Toplam 60 kilo bomba ele geçirildi. Operasyonlarda 16 kişi de gözaltına alındı. Ali Rıza Özel bombaların terör örgütü PKK-PYD'nin işgalinde bulunan Fırat'ın doğusundaki Aynel Arap ilçesinden getirildiğini de itiraf etti. Gel, çık. Çık. Öte yandan Mardin'de yakalanan 250 kilo bomba yüklü araçla ilgili soruşturma da sürüyor. Araçta bulunan 3 kişiyle onlara yardım ettiği belirlenen 2 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgularında bombaları Akdeniz ve Ege bölgesindeki kentlere götürme planları olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Sürü, lan yürü lan, sürüsene lan. Eski savcı Ferhat Sarıkaya FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı. Sarıkaya daha evvel de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından ikinci kez hatta meslekten men edilmişti. İki kez meslekten ihraç edilen 15 Temmuz sonrası itirafçı olan eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı. İlk olarak 2005 yılında hazırladığı Şemdinli iddianamesiyle gündeme gelmişti Ferhat Sarıkaya. O iddianame FETÖ'nün TSK'ya kurduğu ilk kumpas olarak nitelendirildi. 2006 yılında HSYK tarafından meslekten ihraç edildi. 2010 referandumu sonrası ise tekrar mesleğe kabul edildi. Sarıkaya 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ise itirafçı oldu. Şemdinli iddianamesine dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın adını cemaatçi hakim ve polis müdürünün isteğiyle eklediğini itiraf etti. Bu itirafın ardından açığa alınan Sarıkaya geçen hafta meslekten ihraç edildi. Savcı vasfını kaybeden Sarıkaya polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Sarıkaya hakkında savcılık tutuklama talep etti. Nöbetçi hakimlikte Sarıkaya'nın silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı. Türkiye yerli ve milli muharip uçak motoru üretiminde önemli bir adım attı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'yla, Savunma Sanayi Başkanlığı'yla daha doğrusu TR Motor arasında muharip uçak motoru üretimi çerçeve anlaşması imzalandı. Bugünkü imza ile özgün bir turbofan jet motoru geliştirilmesi, savaş uçağı motoru geliştirilmesi sürecimizi başlatmış oluyoruz. Türkiye yerli ve milli savunma sanayinde çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Milli Muharip Savaş Uçağı, milli özgün motor geliştirme çalışmaları için imzalar atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı ve TR Motor arasında çerçeve sözleşmesi imzalandı. Motorumuzun hiçbir yabancı ülke kısıtına tabi olmaması, teknoloji açısından tüm teknoloji unsurlara tamamen hakim olabilmemiz ve milli olarak geliştirilmesi ve fikri mülkiyet hakları açısından da tamamen devletimize ait ve tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş fikri mülkiyet haklarının Türkiye'nin inhisarında olması ve uygulanması. Asıl amacımız bu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, proje için bütün imkanların sonuna kadar kullanılacağını belirtti. Ülkemizde mevcut tüm kabiliyetleri sonuna kadar kullanmaya çalışacağız. Ülkemizde mevcut faaliyet gösteren yerli veya yabancı ortaklı şirketlerin her birinin burada rol alma potansiyeli ve ihtimali vardır. Ama bizim vazgeçemeyeceğimiz unsur, geliştirilen her konunun, her teknolojinin mutlak surette devletimizin inhisarında olması. Milli Muharip Uçak Motoru geliştirme süreci için öngörülen zaman 10 yıl. Projenin ana yüklenicisi TAI ile birlikte TR Motor, Milli Muharip Uçak Motoru'nun özelliklerini şekillendirecek. Savunma Sanayi Başkanı yabancı motor geliştiricilerinin tekliflerinin de değerlendirildiğini belirtti. Yabancı bazı motor şirketlerinin Türkiye'de yaptığı faaliyetler ve bu konuda destek olma gibi çabaları ve önerileri var. Bunlara kapı kapatılmış değil. Tabii ki özgün tamamen yerli bir motorun geliştirilmesi sürecinin uzunluğu göz önünde bulundurularak şu anda önümüzde bulunan çeşitli motor üreticilerinin bu konuda destek olmak üzere
yaptıkları tekliflerde incelenmekte. Ve Türkiye'nin yerli ve milli tank projesi 6 aydaki son durum. Profesör Doktor İsmail Demir imzalar için her şeyin hazır olduğunu ifade etti. İmza ile ilgili her şey hazır. Birkaç formalitemiz var. Yani ekipleri bir araya getirmek, davetlerle ilgili komutanlarımıza görüşüyoruz. İmza törenimizin davetlilerini bir araya getirmesiyle ilgili küçük bir organizasyon ayarlaması içindeyiz. Ama sözleşmeyle ilgili şu anda her şey hazır. Şu anda bile imzalayacak durumdayız. Sadece bu tür bir seremoni yaptığımızdaki katılımı organize etmeye çalışıyoruz. Amerika'nın İran'a yaptırımlarında yeni bir gelişme var. Muaf olan ülkelere Afganistan da eklendi. We imposed just recently the strongest sanctions in the history of our country just about. İran'a yaptırımlar hala dünyanın gündeminde. Washington'ın amacı Tahran'ın petrol satışını engellemek. ABD, Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanımıştı. O listedeki ülke sayısı 9'a yükseldi. Afganistan'da yaptırımlardan muaf tutuldu. ABD Başkanı muafiyet kararının sebebini bir kez daha açıkladı. But I gave some countries a break on the oil. But I really did it because I don't want to drive oil prices up to $100 a barrel or $150 a barrel because I'm driving them down. If you look at oil prices, they've come down very substantially over the last couple of months. That's because of me. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik tepki mesajları da gelmeye devam ediyor. İran Meclis Başkanı Ali Larijani Tahran'da konuştu. ABD'nin ülkesinde iç karışıklık çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Yapılan baskılara rağmen petrol ihracatını bile sıfırlamayı hayata geçiremediler dedi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir katliam gerçekleşti. Bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan dahil 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan intihar etti. 28 yaşındaki Ian David Long saldırganın ismi. Niye böyle bir saldırı gerçekleştirdi? Nedir? Şu anda Amerikan kamuoyu bunu öğrenmeye çalışıyor. ABD yine katliama sahne oldu. Bu kez hedefte bar ve restoran olarak hizmet veren bir tesis vardı. Silahlı saldırgan ölüm saçtı. Kaliforniya eyaletinin Thousand Oaks kenti. Gece yarısıydı. Mekanda kolej gecesi vardı. Saldırgan zorla içeri girdi ve tüfekle ateş açtı. I was on the dance floor dancing at the time. And then all my friends were at the table right by the door. And then I heard the gunshot. I turned around and I saw him shoot a couple more times. En az 30 el ateş edildiği belirtiliyor. İnsanlar camları kırarak dışarı kaçtı. It was huge panic. Everyone tried getting up and then trampled a couple times. Some guy came behind me, lifted me up and said, "Let's go." And then I got a bar stool thrown at my head because they were trying to break the window to get out. And we finally made it out, ran up the hill. Polis ve acil yardım ekipleri olaya müdahale etti. Çatışma çıktı. Kurşun yaraları olan çok sayıda kişi ambulanslara taşındı. Polis halktan bölgeden uzak durmasını istedi. Başta 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Birkaç saat sonra yeni bir açıklama yapıldı. Çok sayıda can kaybı ve ondan fazla yaralı vardı. Ölenlerden biri de şerif yardımcısıydı. Saldırıya ilk müdahale edenlerden biri oydu. Ventura şerifi saldırganın 28 yaşındaki Ian David Long olduğunu ve olay yerinde intihar ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da Twitter hesabından saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu. Trump, "Tanrı tüm yaşamını kaybedenleri ve aileleri kutsasın. Güvenlik güçlerimize de teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Asya turunu sürdürüyor. Japonya, Brunei ve Laos'tan sonraki durak Türkmenistan. Çavuşoğlu seyahati sırasında Neşet Ertaş sevgisiyle kameralara yansıdı. Önünde notlar, yanı başında bilgisayar. O bilgisayarda çalansa Neşet Ertaş'ın Yalan Dünya türküsü. Yalan Dünya.
görüntü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Asya turu sırasında kaydedildi. Uçaktaydı. Brunei'den Laos'a gidiyordu. Uçak yolculuğu sırasında hem çalıştı hem de usta sanatçı Neşet Ertaş'ın yalan dünyasını dinledi. Çavuşoğlu Laos'ta Türk Büyükelçiliği'nin açılışını yaptı. Başbakan tarafından kabul edildi. Ayrıca mevkidaşıyla bir araya geldi. Diplomatik pasaport için vize muafiyeti anlaşmasını imzaladı. Çavuşoğlu Laos'tan önce de Japonya ve Brunei'yi ziyaret etmişti. Tarihi talan edenlerin yaptıkları yanlarına kar kalmadı. İstanbul'dan skandal görüntüler getirmiştik ekranlarınıza. Ayakta kalan en eski yapılardan birine, tarihi Sahra'nın çatısına kaçak baraka yapan şüphelilerin, İrene Kulesi'ni delmeye çalışan kişilerin görüntülerini izletmiştik. Hatta bu görüntüleri ekranınıza getirirken meslektaşlarımızın dronlarının nasıl av tüfeğiyle hedef haline getirildiğini falan göstermiştik sizlere. Tabii ki yaptıkları yanlarına kalmadı. Hem tarihi talan ettiler hem gazetecileri hedef aldılar. Ama bu yaptıkları yanlarına kar kalmadı. Bu görüntüler çarşamba günü ortaya çıktı. Gazeteciler 1500 yıllık İrene Kulesi'nde kaçak kazı yapanları ve tahribatı drone'la çekiyordu. Şüphelilerden biri elindeki tüfeği gazetecilerin drone'una doğrulttu ve ateş etti. Verilen tahribat sadece kuleyle sınırlı değildi. Kulenin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde tarihi Sarhan'ın çatısında da kaçak kat yapmışlardı. Neyse ki haberler hem emniyeti hem de belediye ekiplerini harekete geçirdi. Önce gazetecilere hedef alan bu tüfekli saldırgan yakalandı. Sonra da kaçak bölümlerin belediye ekiplerince yıkımına başlandı. Zehir tacirleri yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokacaklardı. Yüklü miktarda zehri ayakkabılarının içine gizlediler. Fakat narkotik ekipleri bu kirli oyunu bozdu. Turist gibi geldi, zehir taciri çıktı. Narkotik ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirdi. Brezilya'nın São Paulo kentinden Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Atatürk Havalimanı'nda operasyon hazırlığı yapıldı. Takibe alınan 42 yaşındaki kadın yolcuya uçaktan indikten sonra risk analiz odasında arama yapıldı. Arama sırasında ayakkabı tabanında özel bir bölme olduğunu fark eden ekipler 3 kilo 587 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan uyuşturucu kuryesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kreşte boğularak hayatını kaybeden küçük Melisa'nın öyküsü yürekleri sızlattı. Ne yazık ki Melisa bebek tek de değil. Anne babaların başına sık sık benzer durumlar gelebiliyor. Peki bu tür durumlarda ne yapmak gerekiyor? İşte hayat kurtaran birkaç öneri. Yani benzer reaksiyonlar gösterecekler. Öksürememiz, konuşamamız ortak belirtidir. Belki bir yaş sonrası çocuklar daha çok elini boğazına götürecek. Bebekler de bunu bekleyemeyebiliriz. Onlar daha çok çırpınacaklardır. Çırpındı mı, çırpınmadı mı bilinmiyor ama Melisa yattığı öğlen uykusundan bir daha kalkmadı. Olayın adresi Bursa'daki çocuk kreşiydi. Türkiye Melisa'nın kısa yaşamını üzülerek izledi. Küçük çocuk uykusunda kusmuş, nefes alamadığı için hayatını kaybetmişti. Çocuklarda boğulma vakaları ise sık görülüyor. Kısmi tıkanmada öksürük olur, konuşabilir. Biz de mesela kısmi tıkandığımızda öksürürken su ver filan deriz. Su yanlıştır bu arada, su verilmez. Onu da paylaşmış olalım. Öksürük varsa kesinlikle yiyecek içecek bir şey verilmez. Yukarı baktırılmaz. Pek çok şey soluk borusunu tıkayabilir. Burada kusma olmuş. Bazen çocuklar ağzına bir şey atıyor ya da beslenirken gıdaları tıkayabiliyor. Bu tip durumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Eğer bebeğiniz boğuluyorsa önce sakin olun.
Ardından da basit ilk yardım hareketlerini uygulayın. Bebeklerde farklı, çocuklarda farklı şekilde uygulanıyor. Hemen kolumuzun üstüne yatırırız bebeği. Ayağıyla da hatta şöyle kolumuzun altından destek alabiliriz düşmesini engellemek için. İki kürek kemiğin ortasına elimizin topuk kısmıyla sert bir şekilde 5 defa içeri ve ileri doğru süpürür gibi vururuz. Bu sırada ağızdan çıkan fırlayan bir şey olacaktır. Muhtemelen sıvı bir şeyse zaten daha kolaylıkla bu noktada çıkabilir. Eğer çıkmazsa o zaman hemen diğer kolumuzun üstüne yatırıyoruz. Şurası göbek deliği ise, burası kaburga bitimi ise hemen ikisinin orta noktasına şöyle iki parmağımızla içeri ve ileri doğru bası yaparak uygulamaya devam ediyoruz. Bir yaş üstünde bir çocuksa o zaman uygulama değişiyor. Karnından sıkıca tutar, kolumun üstüne yatırırım. İki kürek kemiğin ortasına elimin topuk kısmıyla yine sertçe vururum. Bu arada bebek yine çocuk aşağı bakıyor olacak. Çünkü yer çekiminden de destek alıyorum eş zamanlı. İki kürek kemiğin ortasına yine süpürür gibi 5 kere vurduktan sonra eğer çıkmazsa yine yumruk yaptım. Yine göbek deliği kaburga bitimin ortasına yerleştiriyorum. İçeri ve ileri doğru sertçe bası yaparak yine. Burada yaptığım şey aslında diyaframda ve akciğerlerdeki havayı sıkıştırmak ve onun soluk borusundan yukarı doğru çıkmasını sağlamak. Eğer çocuk hala nefes alamıyorsa... Eğer hayati bir tehlike devam ediyorsa lütfen 112'den destek alsınlar. Bebeklerin yatırıldığı pozisyonlara da dikkat edilmesi öneriliyor. Türkiye'nin en başarılı genç sporcularından Ayşe Begüm Omaşı yeteneklerini Topkapı Sarayı'nın etkileyici atmosferi eşliğinde sergiledi. Tıpkı Görevimiz Tehlike filmindeki gibiydi. Saklan. Dur bakalım ne yapacak. Ama bu kez görevimiz Topkapı Sarayı'ydı. Neyse ki zorlu engelleri aşan ne bir hırsız ne de bir ajan. Türkiye'nin 100 madalyalı şampiyon jimnastikçisi Ayşe Begüm Onbaşı yeteneklerini Topkapı Sarayı'nın etkileyici atmosferinde sergiledi. Türkiye ile Çin'in ortak projesi olan aksiyon dolu bu sahneler aslında bir tanıtım filmi. Başta Çin olmak üzere birçok ülkede Türkiye'nin tanıtımı için yayınlanacak. Ayşe Begüm bu. Saklan. Bugün Topkapı Sarayı'nda çok yorucu ama aynı zamanda çok güzel bir proje gerçekleştirdik. Topkapı Sarayı'nın tarihi dokuları arasında kendi sporumu yapmak beni çok onurlandırdı. Filmin senaryosuna gelince Çinli bir arkadaşını Topkapı Sarayı'nda gezdiren milli sporcu Onbaşı çıkışta çantasını unuttuğunu anlar ve geri dönüp almak ister. Arkadaşlar turumuzun sonuna geldik. Müzemiz kapanmak üzere. Lütfen çıkışa doğru beni takip edin. Ancak kapanış saati geldiği için de bir anda kendini yoğun güvenlik önlemlerinin ortasında bulur. Lazerlere yakalanmayıp başını derde sokmadan içeri girip çıkması gerekir ve macera dolu anlar yaşanır. Siirt tanıtım günleri İstanbul Yeni Kapı'da kapılarını açtı. Siirt Vakfı tarafından organize edilen program pazar gününe kadar devam edecek. Özellikle Siirtliler için bir sevdadır büryan kebabı. Yolu Siirt'e düşüp de tadına bakan tutkunu olur. Ancak şimdi Siirt'e kadar gitmenize gerek yok. Çünkü Siirt İstanbul'a taşındı. Hem de tüm lezzetleriyle. Kaç saat pişiyor kuyuda? Ortalama 2-2,5 saat arası. Evet sevgili seyirciler, ağır ağır, yavaş yavaş, dinlene dinlene, et tadını ala ala buharda kuyuda pişiyor. Gördüğünüz gibi bu kıvama geliyor ve ye beni diye haykırıyor. Bir tarafı nar gibi kızarmış, arada yağları, altında da et. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Kuyuda ateşin huzurunda ağır ağır pişen büryan kebabı favori ama başka lezzetler de var elbette. Bulgurun
kıymayla mükemmel buluşmasının adıysa Ketil. Sıcacık sevgili seyirciler, Kiter buharın içerisinden çıktı, suyun içerisinden şöyle alalım. Besmele'mizi de çekelim, bismillah diyelim. Of of, bayağı sıcak, bayağı sıcak. Ağzınız yanmasın. Bulgurla et adeta aşk yaşamış sevgili seyirciler. Mükemmel bir lezzet. Ve perde pilavı görseliyle, lezzetiyle Siirt sofralarının olmazsa olmazı. Siirt günleri 11 Kasım Pazar gününe kadar Yeni Kapı'da sürüyor ve Siirt mutfağının lezzetleri hem de kültürüyle tanışmak isteyenleri bekliyor. Gazetelere geleceğim ama öncesi bir şey göstermek istiyorum. Birkaç gündür internette falan da görüyorsunuzdur. Muhalefetin de bayıldığı atmosfer, iklim kuşkusuz ki. Sayıştay raporları diye bir takım evrak havalarda uçuşuyor, kağıtlar havalarda uçuşuyor. Orada bir takım rakamlar, böyle dilimizin dönmeyeceği kadar büyük büyük rakamlar falan, doğruluğu tartışmalı meseleler. Şimdi onlardan biri de Arnavutköy Belediyesi ile ilgiliydi. Bakın, bugün Sözcü'nün birinci sayfasında bir haber göreceksiniz. Sözcü'yü şöyle çok yaklaşmadan önce bütününü bir gösterseniz bana Sözcü'nün. Bak, kocaman bir gazete göstereceğim size. Kocaman. Sür manşeti var, iki tane manşeti var, milletten topluyorlar, böyle harcıyorlar falan. Burada büyük resimli fotoğraflı şeyleri falan filan var. Şimdi gel abi, şuraya kadar gel. Küçücük, mini minnacık, ufacık tefecik, içi dolu turşucuk. Arnavutköy Belediyesi hesap sormuş. Bu ne biliyor musunuz? Bu yersen tekzip. Ve şimdi bir kendi suçunu itiraf belgesi göstereceğim size. Ne diyor şurada? Sayfa 6'da diyor bunun devamı, değil mi? Gelin sayfa 6'yı açalım bakalım. 5, 6. Sayfa 6'yı açıyoruz. Ve Sözcü Gazetesi'nin kendi birinci sayfasından daha önce bu haberi nasıl gördüğünü gösteriyoruz. İşte Sözcü'nün haber olarak gördüğü zaman nereden ve nasıl gördüğünü gösterdiği küpür. Yani 8 sütuna mavi bantlı kocaman 2 satır manşet. Vatandaşı götürmeden paraları götürmüşler falan. Kocaman manşet yapmış. Haber olarak vereceği zamansa aynı gazetenin, yani tekzibini yapacağı zaman düzeltmesini, şurasında küçücük düdük makarnası gibi. Hikaye şu: Sayıştay raporunda bir takım usul hataları olduğu yazıyor. Fakat belediye zaten bu raporlar daha yayınlanmadan önce, 7 ay önce bunu fark edip buradaki usul hatalarını düzelttiği gibi işte firmalara haksız elde edilen paraların iadesini gerçekleştirdiği gibi bu işle ilgisi olan personeli de hem adli hem de idari işlemlerin yapılması için sevk ediyor. Yani ona da yol veriyor. Yani hikayeyi aslında bu raporlara yansımadan önce zaten çoktan çözmüş kendi içerisinde. Bunu beyan eden düzeltmesi var. Gazete şu kadarcık girmiş. Bravo. Bu da bizim yani bu basında cevap hakkına falan da ne kadar yer verdiğimizin en tipik örneği. Cumhurbaşkanı bir kez daha yüksek perdeden ve net bir dille söylüyor. Artık dikey mimari yok. Başkan Erdoğan yeni şehirleşme modelini anlattı. Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari var. Mescit, okul, sosyal donatı alanı ve yeşillendirme. Vatandaş buraya yerleşilir diyecek. AK Parti'nin şehircilik anlayışı bu. AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleşecek, Katar Emiri Esani ile bugün bir araya gelecek diyor. Onu da ek bir bilgi olarak Star Gazetesi yazmış. Ecdadımız şehirleri inşa ederken kendi ruhunu da üfleyerek hepsini bize ait hale getirdi. Eskiden güzel eserlerle donatarak ruhumuzu özgür bıraktığımız yerler, daha sonra çirkinliklerin kuşatması altında ruh ve bedenimizin zindanlarına dönüştü. Binalar yükseldi, yollar büyüdü, altyapı gelişti fakat gönüller çoraklaştı. İnşallah önümüzdeki dönemde güç ve imkanlarımızı, gönülleri zenginleştirmek, medeniyetlerimizi yükseltmek için daha çok kullanacağız.
AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün. AK Partiliyim diyorsak bizlere durmak, medeniyet ve kültürümüze mugayir davranışlar içerisinde olmak haramdır. İnşallah 31 Mart'ta da çok büyük bir başarıyla çıkacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Star Gazetesi'nin manşetinde. Milli savaş uçağına yerli motor için ilk imza. Hep Cumhurbaşkanımız diyor ya, yani hani kötü komşu adama ev sahibi yapar falan. Biz aslında çok geç kaldığımızı söylememiz lazım. Yani savunma sanayinde de. Başta savunma sanayi olmak üzere tabii ki pek çok alanda çok geç kaldığımızı söylememiz lazım. Fakat işte hiçbir şey için geç olmadığının en açık örneği göstergesi bu. TF-X'in jet savaş motoru geliştirme süreci resmen başladı. Savunma Sanayi Başkanlığı ile TR Motor'un imzaladığı sözleşmeyle özgün motor geliştirme programı çerçevesinde önemli bir kilometre taşı hayata geçti. Savunma Sanayi Başkanı Demir, nihai amacımız yerli motor ancak yabancı şirketlere de kapıyı kapatmadık diyor. Bize karada ölüm yok, havada da inşallah yok. Şu milli muharip uçağımız TFX, TFX'in motoru da şimdi TR motor olacak inşallah. Anlaşmayı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Twitter'dan duyurdu. TR Motor'la çerçeve anlaşma imzaladık diye. İnşallah bizden sonraki kuşak çok başka bir Türkiye görecek. Bizden sonraki kuşak çok başka bir Türkiye görecek. Hani Cumhurbaşkanı Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal'in yarın da ölüm yıl dönümünde anacağız. Kabrine, Anıtkabir'e gidip oraya kurduğun yolda gösterdiğin hedeflere adım adım ilerliyoruz demişti ya. İşte bu her ne kadar kendilerini işte Atatürk'ün mirasçısı olarak görenler itiraz etse de, durdurmaya kalksa da, önlemeye çalışsa da, istihza etseler de hatta belli noktalarda, bu işte o Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesi olarak gösterdiği hedeflerin içerisinde bir yerdir. Daha da iyisi olacak inşallah. Yani o bir süre sonra çok çok kısa, yani bir, şundan 10 sene sonra belki de bizim yerimizde olan insanlar bambaşka şeyler konuşuyor, anlatıyor olacaklar. Milli savaş uçağına yerli motor için ilk imza Star'ın bugün sür manşetindeydi. Şunu da göstereyim size, İzmir'de bin bir çeşit yolsuzluk. Sayıştay CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve usulsüzlük skandalını ortaya çıkardı. Kamu milyonlarca lira zarara uğratıldı. Belediyenin 2017 hesaplarını inceleyen Sayıştay, sadece yanlış kur hesabından dolayı devletin 2,5 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi. Arsa ve arazilerden elde edilen 1 milyar 49 milyon TL'nin de muhasebe kayıtlarına işlemediği tespit edildi. Değerli 33 tablodan ise sadece 6'sı bulunabildi. Tablo işi ne ya? 33 tablo mu varmış burada? Muammer Başkan. Muammer Başkan'ın İzmir'de yolsuzluğu yazdığı haberi. Yenilgi faturasını medyaya kesti. Trump biliyorsunuz Jim Acosta'nın basın kartını iptal ettirdi. CNN International Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta. Jim Acosta Trump aday adayı ikenden beri CNN'in Beyaz Saray'da Trump aleyhine yaptığı yayınların görünen yüzüydü. Yani CNN ne yaparsa yapsın Trump önünde onu bulduğu için hep faturayı ona kesiyordu. En son dün basın kartını da iptal etti. Şunu göstersene. En son basın kartını da iptal etti adamın. Sadece CNN değil, dün NBC muhabirini de fırçalıyordu. Şeyden çıktı. Ne derler? Şirazesi kaydı herhalde. Sen biraz kamerayı öne doğru çek istersen. Biraz bu tarafa doğru çek istersen tekerlekle. Geldik Akşam Gazetesi'ne. Gel yaklaş biraz, yaklaş. Şehir hastaneleri için sıraya girdiler. Sağlıkta dev adımlar atan Türkiye başka ülkelere de model oldu. Sağlık Bakanı Koca, şehir hastaneleri projesi için Romanya'dan talep geldiğini, başka ülkelerin de sırada olduğunu söylüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Şehir hastanelerimiz dünyaya örnek oldu. En son Romanya Sağlık Bakanı'yla konuyu görüştük. Bizden şehir hastanesi yapmamızı istediler. Bir çalışma grubu oluşturalım dedik. 5. Tıp Kurultayı'nda yeniden bir araya geldiğimizde grubu oluşturduklarını söylediler. 1-2 ay içinde mali tarafları da netleştirip anlaşma imzalayacağız. En az 1000 yataklı tasarladığımız hastaneyi yapıp teslim edeceğiz. Sırada Kazakistan ve Ukrayna var. Şehir hastaneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rüyam dediği projelerdi biliyorsunuz. Şimdi işte o projelerde arka arkaya her ne kadar böyle bazı hazımsızlar orada. Şunu mesela anlamadım ben. Hakikaten yani bugüne kadar muhalefetin yapmış olduğu binlerce saçma sapan eleştiri okudum. Fakat şu Fox TV'nin yani bu şehir hastaneleri çok büyük. İnsan bir yerden bir yere giderken çok yoruluyor diye haber yaptı ya. Vallahi hani dünya bir tarafa bu muhalefet edeceğim diye kendini yırtma gayretiyle ortaya çıkmış abuk subuk bahaneler başka bir tarafa yani. Burası çok büyük. İnsan bir yerden bir yere giderken çok yoruluyor diye bir büyük, bir devasa proje karalanır mı ya? İnanılır gibi değil. Avrupa Parlamentosu Kandil'e bağlandı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii. Yani bir taraftan işte Amerika Birleşik Devletleri çıkacak. Ben PKK'yı efendim terör örgütü olarak görüyorum diyecek. 3 PKK'lı yöneticinin başına 12 milyon dolar ödül koyacak. Falan filan edecek. Fakat bir taraftan da dünya Türkiye'de asker, polis, öğretmen, doktor şehit eden, evler, ocaklar söndüren terör örgütüne arka çıkmaya devam edecek. Avrupa Parlamentosu'nun şu skandal tablosunu huzurlarınıza getiriyorum, ekranlarınıza getiriyorum, huzurlarınıza sunuyorum. PKK'lı terörist, kadın terörist Arya'nın biyografisinin anlatıldığı bir belgesel Avrupa Parlamentosu salonunda gösterildi. Alba Sotorra'nın çektiği belgeselin sonunda Arya'nla canlı bağlantı gerçekleştirildi. Hainin Türkiye karşıtı sözleri salonda alkışlarla karşılandı. Bunlar böyle insan hakkı, hürriyeti, yaşama özgürlüğü falan filandan söz ediyorlar değil mi? Mesela Avrupa Parlamentosu bunun bulunduğu değil mi? Brüksel'de DAEŞ terör saldırısı tertipledi. Orada havaalanında değil mi? Onlarca kişinin hayatını kaybettiği bir terör saldırısı yaşandı. Onlar da terörü yaşadılar yani. Yani en yaşanmaz dedikleri yerde de terör saldırısı oldu. Üstelik de bu coğrafyanın Bela 2 örgütünden biri. Yani bu yüzyılın gelmiş geçmiş en vahşi, en kanlı terör örgütleri bizim coğrafyamızda biliyorsunuz. PKK ve DAEŞ. Ve DAEŞ Brüksel'de terör saldırısı gerçekleştirdi. Çok merak ediyorum. Bir DAEŞ'li terörist, hayatı anlatılsa, ona kutsiyet atfedilse, onun yaptığı terör saldırıları fetişleştirilse, aynen şu PKK'lı terörist Arya'nın olduğu gibi. Ne düşünürdü acaba buradaki karar vericiler, kudretliler? Ne düşünürlerdi? Yaklaş tekrar sen haberine. Ne düşünürlerdi? Çok merak ediyorum. Yani terör örgütü DAEŞ değilse PKK ise özgürlük hareketidir. Terörist DAEŞ'li değil de PKK'lıysa özgürlük savaşçısıdır. Hedef Avrupa değil de Türkiye ise hak etmiştir. Öyle mi? Biz neyle savaşacağız? Neyle mücadele edeceğiz? Dünyaya nasıl anlatacağız? Yani dünya bu konvansiyonel uluslararası örgütlerin tam kapasite destek verdiği bir tablo karşısında Türkiye'nin terörle mücadelesinde haklılığına nasıl ikna olacak? Şimdi Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyük diyor. Ama gerçekte yani fiiliyatta tablo şu. Herkes bir araya gelmiş. Türkiye tek başına. Bu tezlerini anlatmak bakımından. Bu kepazelik, bu rezalet. Bu büyük skandal. Yani Avrupa Parlamentosu'nda DAEŞ'li bir teröristin
biz İslam devletini kurmak istiyoruz. Bunun için işte hedefe giderken önümüze çıkan kafirlerin kafalarını kesiyoruz dese burada bunu kabul edebilecekler mi? Fransa DAEŞ terör saldırısının hedefi oldu. Kabul edebilecek mi herhangi bir DAEŞ'li teröristin kutsanmasını falan? Muhasebeci Kenan, ezanın Türkçe olması gerektiğini savunuyordu. Biz de buradan defalarca sorduk. Peki partisi bu işe ne diyor diye. Güneş Gazetesi de bir adım öne getirmişti meseleyi. Madem bu kadar çok istiyorsun ezanın Türkçe olmasını, delikanlı gibi meclise getir diyordu. Delikanlılık ve muhasebeci Kenan tabii aynı cümle içerisinde. Biliyorum çok alışkın olmadığınız bir tanımlama oldu. Biz niye muhasebeci Kenan diyoruz onu da söyleyeyim bir defa daha. Kaçıranlar, o dönemi atlayanlar için. Biliyorsunuz muhasebeci Kenan, özür dilerim Öztürk Yılmaz, Musul Başkonsolosumuzdu. Ve bir DAEŞ saldırısıyla başta konsolosumuz Öztürk Yılmaz olmak üzere konsolosluk çalışanlarımız rehin alındı. Haftalarca DAEŞ'in bilinmeyen bir yerinde rehin tutuldu. Ve daha sonra da MIT'in tereyağından kıl çeker gibi yaptığı bir operasyonla birinin bile burnu kanamadan Öztürk Yılmaz ve arkadaşlarını aldık memlekete getirdik. Kahramanlar gibi karşıladık onları. Onlara verdikleri kahramanca mücadele neticesinde bağrımıza bastık. Sonra savcı ifadelerinden öğrendik ki meğer başkonsolosumuz Öztürk Yılmaz DAEŞ'ler kendilerini kaçırıp da lideriniz kim diye sorduklarında battaniyenin altına saklanıp benim konsolos falan değilim benim hiç alakam yok ben buranın muhasebecisiyim adım da Kenan demiş meğersem. İşte ondan adı kaldı muhasebeci Kenan diye. Biz de onun kahramanlıklar yaptığını ne diyor? Alnıma silah dayadılar. Bana işte ülkem hakkında kötü sözler söyletmeye kalktılar. Ama ben gerekirse burada şehit olurum. O sözleri ülkem hakkında söylemem. Onları anlatıyordu ya. Biz onlara inandık tabii. Dedi ki tamam demek ki öyle oldu. Demek ki hakikaten bu alnına silah dayandığı halde vatanını, bayrağını, milletini, devletini satmadı falan diye. Meğer adam kendi adını, kimliğini bile söylememiş DAEŞ'li teröristlere. O çıktı ortaya sonra. Resmi kayıtlarda ben uydurmuyorum. Ondan yani muhasebeci Kenan deniyor. Demişti ki Güneş Gazetesi bu ezanın Türkçe olmasını istiyorsan getir meclise kardeşim. Getir meclise demişti. Dün yaşanan gelişme Öztürk Yılmaz disipline sevk edildi. Şimdi Öztürk Yılmaz'ın disipline sevk edilmesi meselesinde de bir detay var. Onu da sizlerle paylaşmam lazım. Deniyor ki partinin grup kararları dışında işte sansasyonel bir takım açıklamalar yaptığı için disipline sevk edildi. Hayır. Yani mesela şunu söyleyeyim. Tamam, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdülkadir Selvi'ye açıklaması var. Ve diyor ki hani Kemal Kılıçdaroğlu birazdan Hürriyet'ten okuyacağım size. Yani bizim için ezanın aslıyla korunması önemlidir falan diyor. Fakat disipline sevk ederken niye partiden izinsiz televizyon programına katıldı diye disipline sevk ediyorsunuz? Açık açık söylesenize yani. Ezanın Türkçeleştirilmesi teklifini, biz benimsemediğimiz bir teklifi gündeme getirdiği için disipline sevk ediyoruz desenize. Demiş ki, kapa çeneni, zevzeklik yapma. Yılmaz Arapça ezanın Türkçe'ye hakaret olduğunu söyleyerek yeni bir provokasyona imza atmıştı. Ancak Türkçe ezan istiyorsan yasa teklifi olarak meclise getir çağrılarını cevapsız bıraktı. O cesareti gösteremeyen Yılmaz yeniden muhasebeci Kenan'ın rolüne büründü. Yılmaz'ın Türkçe ezan çıkışı CHP'nin seçim hesaplarını bozdu. Muhafazakar seçmenden oy alma planları yapan Kılıçdaroğlu seçime giderken partiye zarar verdin. Çeneni kapa artık ekrana çıkma diyerek azarladığı Yılmaz'ı tepkileri yumuşatmak için disipline sevk etti diye yazmış Güneş Gazetesi. Devam ediyor muyuz? Ayrı Baba'ya 15'te bir gün izni. Yargıtay boşanmış babaların velayeti anneye verilen çocuklarını her hafta sonu görmesini çocuğun yararına uygun bulmadı. Ve 15 günde bir yeterli dedi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Yerel Mahkemenin eşinden ayrılan babanın 15 yaşındaki kızını her hafta sonu görmesine izin veren kararını bozdu. Bu izni çocuğun üstün yararına aykırı buldu. Kararla birlikte mahkemeler belli kriterler ışığında babaya çocuğunu 2 haftada bir görme izni verecek. 2. Dairenin başkanı babaya her hafta verirsek velayeti alan anne bir hafta sonu bile çocuğuyla denize pikniğe gidemeyecek. Kadın eve bağımlı hale gelirken erkek 52 hafta gezecek. Babanın çocuğu ne zaman alacağı belli değil. Kadın akşama kadar nöbetçi asker gibi evde bekleyecek mi falan demiş. Keşke işler hiç bu aşamaya gelmese. Keşke aileler o aile birliğini dağıttıktan sonra, yani boşandıktan sonra çocukların ona verilmesi, buna verilmesi, velayeti, şu su bu su falan filan için böyle mahkeme kararları, icra kararları falan filan beklemeseler. Kendi kendilerine deseler ki hadi oğlum bugünü babanla geçir falan. Ne iyi olur aslında, değil mi? Gazetelerin ilk sayfaları böyle. Gelin bakalım iç sayfalarda hangi haberler var, onları getirelim ekranlarınıza. Ekranlarınızda bir hiçbir şey için geç değil haberi. 50 yaşındaki İngiliz Fancy Britton, İngiltere'de 4'ü doğuran en yaşlı kadın oldu. Uzun süre gördüğü tedavilerden 3 kız ve 1 erkek çocuk sahibi olan kadın, doğumdan sonra mutluluktan uzun süre ağladığını söyledi. 3 yetişkin çocuğu ve 8 torunu bulunan Britton, sadece bir çocuk istediğini, 4'ü doğurmasının ise mucize olduğunu söylemiş. Haberden anladığımız şu, haberde yazılmayan fakat bizim anladığımız, çocukları torunlarından daha genç. Orada bir acayip bir durum olacak. Yani bakalım ileride, yani 15 sene sonra bu çocuklar birbirlerine hitap ederken nasıl abukluklar yaşanacak, onu da bu hanımefendi belki ucundan görecek ama geride kalanlar çok iyi görecekler. Bir sonraki habere bakalım. 50 yaşında 400 dünyaya geldi. Erkekler mış gibi yapıyormuş. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği araştırmasından ilginç sonuçlar çıkmış. Eşitliğe inanıyor ama kadın çalışmak için benden izin almalı diyorlarmış. Olmuyor. O kafanın arkasındaki o bir güdülenme mi diyelim ona, ne diyelim. O var ve ondan vazgeçemiyoruz. Bir türlü bırakamıyoruz. Tabii ki kadın ve erkek eşittir. Elbette kadının çalışması lazımdır. Evin ekonomisi kadın ve erkeğin beraber kuracağı bir şeydir. Elbette ben de bulaşık tabii çamaşır da yıkayacağım, ütü de yapacağım. Ama İşte falan diye bir aması var. Erkekler mış gibi yapıyor haberi de. Onu anlatan bir haber. Görelim bir başka haberi. Eşitliğe inanıyor. Bu arada erkekler eşitliğe inanmıyor falan değil. İnanıyor eşitliğe. Efendim, parayla saadet olur mu? Bu kadim soruya ilişkin münazaralarda falan biliyorsunuz böyle sıklıkla tartışmalı olur. Parayla saadet olur. Parayla saadet olmaz. Parayla saadet olur. Fazla gelirin neticesi mutsuzluk. Parayla saadet olmazın bir tık ötesine geçmiş araştırmalar. Para, fazla para mutsuzluk getirir. Saadeti, mevcut saadeti de elinden alır diyor. Bakın, parayla saadet olmaz bir yere kadardı. Bu fazla paranın saadeti yerle bir ettiğini ortaya koyuyor. Belçika'da Gent Üniversitesi Sağlık Ekonomisti Profesör Doktor Annemans ve ekibi tarafından yapılan araştırmaya göre 2000-3000 euro aylık gelire sahip olanlar kendilerini mutlu hissediyor. Türk parasıyla hesap yapmayın. Çünkü o zaman işin içinden çıkamazsınız. Zira 3000 euro aylık gelir. Kaç para şu anda euro? 6,5 mu? 6 mı? Yani hani acayip bir para yapıyor. Yani 6000 lira desen 3 kere 6 18000 lira gibi bir para yapıyor. Zaten Türkiye standartlarında herhalde muhteşemin muhteşemi bir paradır bu. Dolayısıyla bu abi bunu fakir gibi görmüş. Araştırma yaparken o abinin kendi sorunu. Ortalamanın altında bir gelire sahip olanlar yeterince mutlu değil. Ancak asıl çarpıcı olan mutsuzluğun en fazla kazanan kesimler arasında yaygın olması. Aylık 4500 euro ve üzeri kazanca sahip olanlar yaşam koşullarından daha az memnunmuş. Onun sebebini de söyleyeyim size. Arabası olmayan ve otobüse binen kişi için mutluluk otobüste oturabilecek boş koltuk bulmaktır. Ama biraz parası olan için silindir sayısının artmasıyla, arabasının silindir sayısının artmasıyla ilgili bir mutluluk mutsuzluk barajı var. Dolayısıyla ondan kaynaklanıyor. Yani bazen durağa erken giderseniz bir otobüsün gitmesine izin verip bir sonraki otobüs için en ön sırada beklersiniz. Oturacak koltuk bulur, mutlu olursunuz. Ama
araba sahibiyseniz her sene onun yeni modeli çıkacak, yeni versiyonu çıkacak. Bu sene geçen seneninkinden daha bir havalısı yapılmış olacak falan. Oho, hakikaten büyük mutsuzluk. Bir sonraki haberi görelim. Fazla para kazanmamak lazım. Böyle iyi. Böyle belli miktarlarda iyi. Guzman, El Chapo. Guzman davası. Bu El Chapo biliyorsunuz yani bugünün büyük şeylerinden birisi. Uyuşturucu mafyalarından birisi. Davası devam ediyor. Bücür deniyor bu adama. El Chapo dediği Bücür zaten uyuşturucu baronu. Bunun davasında enteresan şeyler yaşanmış. Şimdi bir, Guzman uyuşturucu kaçakçılığı, kara para, şu bu falan filan. Jüri üyelerinden en az 3'ü göçmen ve İspanyolca kusursuz konuşuyorlarmış. Yani hemşeri kontenjanı var. Bazılarının gardiyan ya da polis memuru akrabaları varmış. Jüri'deki bir kadının seçildiğini öğrendikten sonra ağlamaya başladığı ve kimliği ortaya çıkarsa kendisine yönelebilecek ilgiden korktuğunu söylediği ortaya çıkmış. Söz konusu kadın jüride kalmaya devam etmiş ancak diğer bazı jüri üyeleri daha enteresan nedenlerle seçilmemiş. Kolombiya Medellin kentinde doğan bir erkek jüri üyesi Guzman'ın hayranı olduğunu ve imzasını almaya çalıştığını söyleyince eğlenmiş. Bir başkası Michael Jackson taklidi yaparak hayatını kazanan bir diğer jüri üyesiymiş. İşinin kendini fazla meşhur ve bilinen bir hale getirdiğini ileri sürmüş. Ya mafya babasından imza almak, hayranı olmak falan ne demek ya? Uyuşturucu baronu. Ve bakalım bu Guzman davası daha nerelere varacak. Devam edelim bir başka habere. Tamam. Bu haberi size sadece şu fotoğrafı göstermek için verdim. Antalya'daki koyun hırsızları. Savunmalarında şöyle dediler. Bu koyun, 5 koyun çalarken yakalandılar. Araba durduruldu. Polis dedi ki niye çaldınız bu koyunları? El cevap. Et de mi yemeyek? Geçelim bir diğer habere. Et de mi yemeyek? Ye de çalmadan bir zahmet. Yakında işsiz kalacağım. Bunun da göstergesi bu. Çünkü her şeye olduğu gibi bu işe de el attılar. Şu beyefendi aslında yok. Bir yapay zeka ürünü, haber spikeri. Çin, tabii her şeyin taklidini yapan Çin, haber spikerine çakmasını yaptı. Arkadaş, yani her şeyin çakması, haber spikerinin çakması mı olur ya? Dünyanın ilk İngilizce konuşan yapay zeka sunucusunu tanıtmış, insandan ayırt edemeyen robot şaşkına çevirmiş. Bunu da geçelim, bir sonraki habere gelelim. Tatile gitti, 8 gün hapse attılar. Bir insanın bir insana benzemesinin başına insanın açabileceği en büyük bela. İngiliz turist Eddie tatile gittiği İspanya Mallorca'da ünlü İngiliz mafya lideriyle karıştırılınca hapis yatmış. 2013'te İngiltere'de hapishaneden kaçan uyuşturucu çetesi lideri Phillips'in bu kişinin kimlik bilgilerini kullandığı, polisin Gosaj'ın ülkeye girmesinin ardından adamı mafya lideri sanarak gözaltına aldığı ortaya çıktı. Adamın nüfus cüzdanıyla yaşıyormuş meğersem. Şansa bak, tatile gidiyorsunuz. Zaten 7-8 gün izniniz var belki de tatile geçirebileceğiniz. Onu da hapishanede, üstelik de bir mafya babasıymışsınız gibi. Bir başka haberi görelim. Tinder diye bir şey var. Bunun reklamı olsun diye sürekli olarak böyle abuk subuk haberler yapıyorlar. Size söyleyeyim, yani ben bazen burada bu viralleri de deşifre ediyoruz. Bu da bu sosyal paylaşım sitesinin virali aslına bakarsanız. Gerçektir değildir bilmiyorum ama şu abi, fotoğrafta görülen abi, söylenene göre 69 yaşındaymış, Ratel bandadı. Çöp çatanlık sitesinde bir iş görüşmelerinde yaşının şansını azalttığını söylemiş. Demiş ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Çevre Günü'nde konuştu. Dikey mimari yok diyen Erdoğan yatay mimariyi işaret etti. Cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun okul yaptırıyor sözlerine de bakın ne yanıt verdi. Murat, buna göre dikkat et. Diyoruz ki ya dikey mimari yok, yatay mimari. Uyarısını ve talimatını bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yaptı. Şehircilik anlayışının gerekliliğini anlattı. Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, yani okuldu vesaire bunlar. Onun ardından oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaatların devamı. Bunu böyle yapacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şehircilik Günü kapsamında AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısına katıldı. Milyonlarca fidanı, milyonlarca ağacı biz Türkiye'de diktik. Biz ağaç kesen bir iktidar olmadık. Diken olduk.
Cumhurbaşkanı imar barışı fırsatçılarına getirdi sözü. Birilerinin süreci istismar etmesine, fırsata çevirmesine asla göz yummuyoruz. Çevrenin korunması konusunda da çok önemli icraatlar gerçekleştirdik. Erdoğan şehirleşmede batı özentisine getirdi sözü. Özellikle gönüller çoraklaştı mesajı dikkat çekti. Binalar yükseldi, yollar büyüdü, araçlar modernleşti, altyapılar gelişti ve fakat gönüllerimiz çoraklaştı, çölleşti, karardı. İnşallah önümüzdeki dönemde gücümüzü ve imkanlarımızı, gönüllerimizi zenginleştirmek, medeniyetimizi yükseltmek, kültürümüzü hızlandırmak için daha çok kullanacağız. Devletin zirvesi sözü Kılıçdaroğlu'na getirdi. CHP liderinin okul yaptırdık açıklamasına o senin işin değil diyerek yanıt verdi. Çıkmış okul yapmaktan bahsediyor. Ya git o senin işin değil ya. O senin işin değil. Bay Kemal, sizin bu noktada yüreğiniz yok. Zihninizin köşesinde böyle bir şey yok. Yalan bunun zaten en büyük sermayesi. Bundan daha büyük sermayesi yok. Ve bunu da Türkiye'de yalanı en güzel kim söyler diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin Bay Kemal. Ve yerel seçim mesajı. Erdoğan partililere çok çalışacağız dedi. Milletim bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yine bırakmayacak, ben buna inanıyorum. Katar Emiri Esani Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edilecek olan Esani ile Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde Katar'ın Türkiye'ye yapacağı doğrudan yatırım var. Katar'dan Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleşecek. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani bugün Türkiye'ye geliyor. El Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da ağırlanacak. Görüşmede ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırımı da görüşmede masada yer alacak. Yatırımın hangi alanlarda yapılacağı konusu da ele alınacak. Erdoğan El Sani görüşmesinde bölgesel konular da ele alınacak. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması konusunda Erdoğan'ın El Sani'ye bilgi vermesi bekleniyor. Suriye'de son gelişmeler de masada bulunacak. Ankara, Katar'a uygulanan yaptırım ve abluka altında zor günler geçiren Doha'nın yanında duruyor. Bu dostluğu unutmayan Katar emiri de Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıda maddi ve manevi desteğini esirgemedi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi hala gündemde. Amerikan Başkanı Donald Trump önümüzdeki günlerde bu meseleyi Kongre gündemine getireceklerini söyledi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Cinayet gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Suudi Arabistan'la birlikte çalıştıklarını bir kez daha vurguladı. Konuyu gelecek hafta Kongre ile görüşeceğini söyledi. Cemal Kaşıkçı, Washington Post gazetesinin yazarıydı. Gazete, cinayetin aydınlatılmasına yönelik baskılarını sürdürüyor. Kaitlyn Parker köşe yazısında Trump yüzünü çevirebilir fakat biz Cemal Kaşıkçı'yı unutamayız dedi. Cemal Kaşıkçı'ya acımasız cinayet emrini kim verdi ve sonuçları ne olacak ifadesini kullandı. Cinayette gözler Veliaht Prens'in üzerinde. Prens'in geçen hafta Trump'a destek veren evanjelikleri ağırladığı ortaya çıkmıştı. Amerikan Aksiyon Haber sitesi detayları yayınladı. Toplantıyı Netanyahu'nun danışmanlığını yapmış olan Joel Rosenberg ayarlamıştı. Bu detay ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'in yan yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir diğer iddia ise Katar merkezli El Cezire kanalından geldi. Habere göre Suudi Arabistan Kaşıkçı ailesine kan parası ödeyecek. Bu iddia henüz doğrulanmadı. Kaşıkçı'nın oğulları daha önce Riyad'dan sadece babalarının cenazesini istediklerini dile getirmişti. Öte yandan Suud ailesi zedelenen imajlarını düzeltmek için çabalıyor. Kral Selman 2015'ten bu yana ilk kez ülke turuna çıktı. Yanına ise Veliaht Prens Muhammed'i aldı. Geziye ülkenin muhafazakar bölgelerinden El Kasım'la başladı.
Kral, mali suçlardan ötürü hapis yatan mahkumları affettiğini duyurdu. Ayrıca bölgeye 4.2 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını da duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'nın 3 tepe yöneticisini başına ödül koymasını AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş geç kalınmış ama yerinde bir karar olarak değerlendirdi. Numan Kurtulmuş, James Jeffrey'nin Suriye Özel Temsilcisi ABD'nin YPG'yi, PYD'yi biz terörist olarak görmüyoruz sözlerine de cevabı vardı. Numan Kurtulmuş, YPG, PYD neyse PKK odur dedi. Orada eğer siz PYD, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyorsanız o zaman bu örgüt nedir? AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin PKK elebaşlarının başına koyduğu ödül kararını değerlendirdi. Kararı geç kalınmış bir adım olarak niteledi. Hiçbir farkı olmayan bu iki örgüte de Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin aynı şekilde davranmaları gerektiğini düşünüyoruz. Numan Kurtulmuş, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeminde Cumhur İttifakı da vardı. Türkiye'nin milli meselelerinde siyasetin gündelik çıkar hesaplarının ötesinde bir işbirliği alanıdır Cumhur İttifakı. Böyle bir legal imkanımız olmadığı için yerel seçimlerde işbirliği yapmanın son derece zor olduğu ortaya çıkmış oldu. Kurtulmuş, AK Parti'nin büyük şehirlerde zorluk yaşayacağı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sahayı bilen birisi olarak söyleyeyim. Evet, seçim bizatihi kendisi zordur. Her yerel seçimin kendi özellikle yerel zorlukları vardır ama AK Parti Türkiye'nin her seçim bölgesinde favori olan siyasi partidir. Bir son dakika notumuz var. Türk Sağlık Kuvvetleri'ndeki 103 muvazzaf görevdeki yani askere FETÖ operasyonu gerçekleşti. Fethullahçı terör örgütünün Türk Sağlık Kuvvetleri'ndeki sözde yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda ankesörlü telefonlarla FETÖ imamlarıyla görüşleri belirlenen şüphelilerin tamamının muvazzaf oldukları öğrenildi. Şüpheliler arasında 2 albay, 2 de yarbay bulunuyor. Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları tespit edilen muvazzaf TSK mensuplarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerçekleşen yeni bir operasyon sizlere haberini verdiğimiz değerli izleyiciler. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ paralel devlet yapılanması silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içlerine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim için örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulu hatların içerikleri incelendi. 29 Kasım 2017 tarihinden bu yana yürütülen 4 operasyon sonunda örgütsel iletişim amacıyla kullanılan hatlarla irtibat sağlayan asker şahıs şüpheli sayısı 2013 olarak belirlendi. Bu şahıslardan 856'sı hakkında 15 Temmuz darbe girişimi veya terör örgütüne mensubiyet nedeniyle ülke genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında işlem tesis edildi. Geriye kalan 1157'si ise 969'unun yakalandığı ifade edildi. Şimdi ise bugünkü son operasyonda ikisi albay, ikisi yarbay, 6'sı binbaşı, 14'ü yüzbaşı, 21'i üsteğmen, 7'si teğmen, 47'si assubay ve 4'ü uzman çavuş toplam 103 asker şahıs şüpheli hakkında gözaltı, yakalama, arama, el koyma kararı çıktı. Şüphelilerin yakalanması, gözaltına alınması işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle terör örgütü tarafından ülke genelinde belirtilen amaçlarla kullanılan hatların içeriklerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmanın başarılı bir şekilde devam etmekte olduğu ve tespitlerin son aşamasına gelindiği belirtildi. Son dakika notu ekranda değerli izleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bursa'da konuştu. Önemli ekonomiye ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Ağustos ayında çok geniş kapsamlı spekülatif bir atakla karşı karşıya kaldık ama geride bıraktığımız iki ay içerisinde bu saldırıları bertaraf ettik dedi. Kasım ve Aralık'ta daha iyi neticeler alacağız diye konuştu Bakan Albayrak. Ağustos ayında yapılan spekülatif ataktan bahsetti. O ekonomik saldırıyı püskürttük dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda katıldığı programda ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Türkiye ekonomisini, milletin refahını ve milli para birimini hedef alan bu ataklara karşı 2 aylık bu süreç çok büyük bir tecrübe kazandırdı ülkemize. Ve bu süre zarfında ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırmaya başladık. Devam ediyoruz. Güçlü adımlarla daha da güçlü sonuçlar almaya devam edeceğiz. Enflasyon ve fiyatlandırma açısından Kasım ve Aralık ayında daha pozitif sonuçlar alınacağını söyledi. Geçtiğimiz yıla eş güdümlü bir Ekim ayı çıktı. Şimdi Kasım ayı full ay devreye girmesi, bu fiyatlama davranışlarının daha aşağıya düşmesi itibariyle Kasım ve Aralık ayında çok daha güçlü, çok daha pozitif neticeler için çok net bir resimle karşı karşıyayız. Ve gün gün sektör sektör ben takip ediyorum. Bankacılık sektör üzerinde, sektörlerimiz üzerinde sahadan tek tek aldığımız bilgiler, bulgular bunu çok net gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, cari açığın yıl sonunda olumlu yönde bir sürpriz yapacağını da ifade etti. Ağustos, Eylül, Ekim rakamlarını kabaca şöyle bir baktığımda ilk gelen tahminler 40 milyar doların altına doğru inmeye başladığımız yönünde. Ve ben buradan bir sürpriz daha altını çizeyim. Yıl sonu rakamları eğer bu istikamette giderse yıl sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe, detayını vermem. Ama istikamet çok güçlü, olumlu ve çok iyi yönde seyrediyor. Öztürk Yılmaz televizyonda Türk cezanın geri getirilmesini istiyoruz demişti. Ortalık bir anda karıştı. Hatta yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu yorumu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zaman başında olan İsmet İnönü'nün bile ezanın ana diline döndürülmesine itiraz etmediği, olumsuz oy kullanmadığı hatırlatılacak olursa İsmet Paşa'nın bile gerisine düştüğü yorumları yapılmıştı Öztürk Yılmaz için. Şimdi o Öztürk Yılmaz disipline sevk edildi partide. CHP yönetimi 2 milletvekilini disipline sevk etti. CHP Grup Yönetim Kurulu, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'la Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un disiplin kuruluna gönderilmesini kararlaştırdı. İki ismin de CHP'nin ilgili grup başkan vekillerine bilgi vermeden televizyon programlarına katıldığı ve bu nedenle haklarında disiplin işlemi başlatıldığı bildirildi. Öztürk Yılmaz son katıldığı televizyon programında ezanın Türkçe okunmasına yönelik açıklamalar yapmıştı. Öztürk'ün açıklamaları da tepkileri beraberinde getirdi. Bu gerekçeyle sizlerin de huzurunda karşısında olmak istemezdim ama ben de televizyonlarda altyazıyla öğrendim. Gürsel Erol'sa 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmişti. Genel merkez önünde oturma eylemi yapacağını duyurmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilerek kınama cezası almıştı. Partiyle üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler ama Cumhuriyet Halk Partili onurunu, kimliğini asla bizim elimizden alamazlar. CHP'den yapılan açıklamada CHP tüzüğü ve grup iç yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca kesin çıkarma cezasıyla önlemli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Hadi Ankara'ya çevirelim kameralarımızı. Çağla Atlı hazır bekliyor bizi. Başkentin gündemini vermek üzere. Günaydın Çağla Atlı. Nedir gündeminiz? Neyi takip ediyorsunuz bu sabah? Günaydın Ersoy dedi. Bugün haftanın son iş günü. Gündeme baktığımız zaman geceden bu yana yoğunluğu görmek mümkün. Önemli bir gelişmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 12. ve 13. maddeleri gereğince Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına Doçent Doktor İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla
atanmış oldu kararla birlikte ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atanan Doçent Doktor İbrahim Kalın'a büyükelçi unvanı da verilmiş oldu. Bununla birlikte 3 büyükelçi merkeze alındı. 6 büyükelçi de atandı. Yeni ülkelere atandı diyelim. Dün geceden bugüne yansıyan sıcak başlık bu şekilde. Peki bugün neler bekliyoruz? Hemen onu da aktaralım dilerseniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Vahdettin Köşkü'nde olacak, İstanbul'da olacak ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'nı kabul edecek. Saat 17'de olması bekleniyor görüşmenin. Ankara'da bakacak olursak hangi başlıklar var? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Anadolu Ajansı editör masasına konuk olacak. Önemli açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Elbette takip ediyor olacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da 81 ilin spor kurulu yöneticileri, üyeleri ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. Parti Genel Merkezi'nde de bir basın toplantısı düzenleyecek. Meclise bakacak olursak bütçe maratonu hala devam ediyor. Bugün de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2019 bütçesi görüşülüyor olacak. Ekonomi başlığına bakalım bir de. TÜİK'ten bir açıklama bekliyoruz. TÜİK Eylül ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. Bununla birlikte Savunma Sanayi Başkanlığı ile BMC arasında da bir imza töreni yapılacak. Peki ne için? Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzalanmış olacak bugün. Bununla birlikte FETÖ davaları da elbette devam ediyor. Bugün de Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin görülen davaya yine bugün de devam ediliyor olacak. Bununla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili davaya da yine bugün devam ediliyor olacak. Bizim de gözümüz kulağımız gün boyu tüm bu başlıklarda ve daha fazlasında olacak Ersoy'da da. Çok çok teşekkürler. Sağ olasın, var olsun. Çağlat'la aktardı başkentin gündemini bize. İstanbul yeni havalimanına çevireceğiz kameralarımızı. Orada uçuşlar yavaş yavaş artmaya başladı. Yeni hat İstanbul-Bakü devreye girdi. Dün Boeing 737 tipi uçak 121 yolcuyla Haydar Aliyev Havalimanı'na uğurlandı. Dünyanın en büyük havalimanı açıldı. Kardeş ülke Azerbaycan'a ilk sefer yapıldı. İstanbul Havalimanı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görkemli bir törenle açılmıştı. İlk sefer başkent Ankara'ya olmuştu. Ankara, İzmir, Antalya ve Kıbrıs'ın ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye de seferler başladı. Yolcular check-in işlemlerini tamamladı, bagajlarını teslim etti. Pasaport kontrolü sonrası sıra uçuşa geldi. İstanbul Havalimanı'ndan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na haftanın her günü bir uçuş gerçekleştirilecek. Gelin biraz yerel seçim kulisi vereyim size. Akşam gazetesi Emin Pazarcı, işte adaylar başlıklı yazısında ne diyor? AVG araştırma şirketi sahibi Adil Gür, geçtiğimiz akşam bir televizyon programında düştü. Geçtiğimiz akşam bir televizyon programında İstanbul için Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adının öne çıktığını söyledi. Eğer gerçekten durum buysa, eğer yapılan bütün kamuoyu araştırmaları bu sonucu ortaya koyuyorsa, Binali Yıldırım'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu şimdiden ilan edebiliriz. Ankara için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun isimleri konuşuluyor. Kamuoyu araştırmalarında bu isimlerden biri öne çıkar ve ipi göğüsleyeceği anlaşılırsa adayın da o olduğunu söyleyebiliriz. Bazı illerde sürpriz isimler var. Mesela Sakarya'da eski ANAP kurmaylarından Ersin Taranoğlu da AK Parti'nin potasında. Ancak adaylığın ilan edilmesi halktaki karşılığına bağlı. Varsa seçmende karşılığı o da adaydır. Bilek hakkı diyebiliriz buna. Siyasi partiler kazanmak için aday göstereceklerine göre belli kriterlere sahip olan isimler arasından kimin kazanma ihtimali yüksekse ona yürü diyecekler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu yüzden ısrarla Ankara için Mansur Yavaş ismi üzerinde duruyor. Ancak CHP ne AK Parti ne MHP ne de diğer partilere benziyor. Orada parti meclisindeki dengeler önemli. Son yapılan oylamalarda Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinde rahat hareket edemediği ve önünde engeller olduğu görünüyor. O yüzden Kemal Bey'i aday olarak görmek istediği isimleri parti meclisinden geçiremeyebilir.
CHP'nin ince şu noktanın altını çizmek lazım. Kılıçdaroğlu istemese de, direnç gösterse de, Muharrem İnce ister ve bastırırsa eğer, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilir. Ana muhalefet partisi içinde bu güce sahip başka isimler de var. Kılıçdaroğlu'nun işi bu yüzden diğer siyasi parti genel başkanlarından daha zor. AK Parti, MHP hatta İYİ Parti için son kararı genel başkanlar verecek diyebiliriz. Ancak Kılıçdaroğlu parti meclisinden geniş bir yetki almadığı sürece CHP için bunu söylemek zor demiş Emin Pazarcı. Ankara kulislerini en iyi tutan isimlerden birisi Şebnem Bursalı. Banko isimler derin kulisler ara başlığıyla şöyle yazmış. Ankara Büyükşehir için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki konuşulurken Keçiören için sürpriz isim Osman Gökçe'nin olabileceği söyleniyor. MHP'nin Ankara adaylığı için milletvekili ve idare amiri Erkan Haberalı çıkaracağı konuşuluyor. Yine AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir'e adaylığı için Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un dışında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Hayri Baraçlı'nın ismini duyuyoruz derinlerde. İzmir'de Büyükşehir için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, Milletvekili Atilla Kaya konuşuluyor kulislerde. CHP'nin de Büyükşehir için Bayraklı, Narlıdere ve Seferihisar Belediye Başkanları'yla Belediyenin Genel Sekreteri Buğra Gökçe'yi aday yapabileceği konuşuluyor. AK Parti'nin Adana Büyükşehir adaylığında çalışma eski bakanı Jülide Sarıyeroğlu'nu düşündüğünü duyuyoruz. Bu listeyi çok ama çok uzatabiliriz. Daha derinlere indikçe ve aslında kesin listeler açıklanana kadar sizlere bu sütunlardan yüzlerce isim daha kulis bilgisi olarak yazacağımızdan emin olabilirsiniz demiş Şebnem Bursalı. Ankara'nın derinlerini en iyi bilen isimlerden biri. Profesör Yalçın Akdoğan Star gazetesindeki yazısında diyor ki ABD PKK oyun içinde oyun. Amerika'nın bu hamlesinde yani şu terör örgütü elebaşılarını başına ödül koyması hamlesinde Türkiye'nin attığı iki adımın etkisi olduğu söylenebilir. Birincisi Fırat'ın doğusundaki PYD varlığına karşı askeri hareketliliğin başlamış olması. İkincisi Türkiye'nin Suriye sorununu bağlamında aldığı inisiyatifle Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda diplomatik baskıyı artırması. Bu iki adım da ABD'nin hesaplarını bozuyor. ABD PYD'yi Suriye'de bir numaralı müttefik gibi görüyor. Başta Esed rejimine karşı mücadelede saha elemanı gibi göstererek desteklediklerini söyledikleri PYD'yi şimdi bölgesel yeni dizaynın temel aktörü olarak görüyorlar. Toprak bütünlüğü söylemi pişmekte olan aşa fena halde su katan bir argüman. Son dönemde Rusya, İran ve Avrupa ülkeleri bu söylemin güçlü tekrarlayıcısı oldular. Türkiye'nin Suriye'nin geleceğine yönelik ABD'nin çok da işine gelmeyen bir siyasi projeye yönelik desteği artırması PYD'nin araçsal değerini düşürüyor. Buna karşılık PKK'yı gözden çıkarıp hem yeni bölgesel dizaynın önünü açmak hem de Suriye politikasında kullandıkları aktörü kaybetmemek gibi bir girişimde bulunuyorlar. Türkiye, PKK ve Kandil'deki yapılanmayla onlarca yıldır mücadele ediyor. ABD de her zaman PKK'nın terörist örgüt olduğunu söyledi. Türkiye ile bir kısım işbirliklerine gitti ama öldürücü darbenin vurulması için gereken desteği vermedi. Kandil'deki terörist başı pozisyonundaki kişiler yabancı istihbarat örgütlerinin desteği olmadan bu kadar varlıklarını sürdüremezlerdi. Türkiye, Kandil'e çok başarılı operasyonlar yaptı. Gizli veya açık nokta hareketler gerçekleştirdi ama PKK ile başı olan isimler hep bir şekilde kurtuldular. Bu kurtulma olayının kendi güç ve imkanlarıyla olmadığı çok açık. Bu yüzden ABD'nin birilerinin başına ödül koyması çok ironik. Türkiye, birilerinin koruma ve kollaması olmasa kimsenin ilave desteğine ihtiyaç duymadan gereken neticeye zaten ulaşabilir diyor Profesör Yalçın Akdoğan bugünkü yazısında. Peki yine bölgesel denklem içerisinde içinden geçmekte olduğumuz süreci bugünlerde en iyi kritik eden isim Profesör Doktor Kerem Alkin'in yazısına göz atalım. Sabah gazetesinde 2019'da petrol 75 dolar demiş. Niye? Okuyoruz. İran'dan petrol ithalatını azaltmaya başlamış. Yani ABD'nin beklentilerine hassasiyet göstermiş olan ülkeleri ABD bir süre daha İran'dan petrol ithal etmeleri konusunda rahat bırakarak küresel petrol fiyatlarının İran ambargosuyla yükselmesini şimdilik engellemiş oldu. Bu arada Amerika'nın 8 ülkeye tanınan geçici muafiyetle İran'a yönelik ambargo yumuşak geçişle kurgulamasının bir başka nedeninde Kaşıkçı cinayetinin sebep olduğu küresel pervasızlık skandalıyla sarsılan Suudi Arabistan'a daha fazla petrol ürettirerek İran'ın sebep olacağı arz açığını kapattırmak olabilir. ABD Enerji Bakanlığı 2018 için ortalama küresel petrol fiyatını 74 dolar, 2019 için ise 75 dolar olarak öngörmüş durumda. Daha 20 Ocak 2016'da son 13 yılın en düşük seviyesi olarak petrolün varil fiyatının 26,55 doları test ettikten sonra
fiyatın bugünlere geldiğini unutmayalım. Emtia uzmanları 2019'da petrol fiyatının 56 dolara kadar düşebileceği ile 85 doları yeniden görebileceği noktasında adeta ikiye bölünmüş durumdalar diyor Profesör Kerem Alkin. Özellikle Suudi Arabistan'da kurulacak olan yeni ticaret ile ilgili olarak bu son İran ambargosu son derece kritik. Bir konu son derece enteresan. Bugün Hürriyet Gazetesi Genel Yönetmeni Vahap Muyar köşesinde yazmış. Diyor ki tatlı sese o günlerde herkes güldü, şimdi acılı çikolata bile var. Konu ne? Hemen okuyalım size Vahap Muyar'ın köşesinden. Fransız fuar şirketi Avent, Türkiye Genel Müdürü Gülperi Erkanlı ile Sirha İstanbul Fuar Koordinatörü Abel Michel Bilman, bir süre önce Lyon'da gerçekleşen Sirha adlı fuarı gezerken standlardan birinin önündeki kuyruk dikkatlerini çekti. Birlikte o bölüme yönelince Türk şirketlere ait olduğunu gördüler. Mardinli bir bulgur üreticisi fuarı ziyaret eden mutfak profesyonellerine pilav ikram ediyor. Erkanlı o an Peru'nun gastronomideki çıkışını anımsattı. Peru gastronomide kinoa ile bir çıkış yakaladı. Türkiye'de bulgurla aynı şeyi yapabilir. Erkanlı Fransız çalışma arkadaşı Wilman'a Anadolu'nun gastronomi açısından zenginliğini anımsattı ve dedi ki Türkiye'de coğrafi işareti alınabilecek 2500 dolayında gıda ürünü var. Yine Vahap Muyar'ın köşesinden devam ediyoruz. Wilman bu yıl fuarda Türkiye'deki dondurma çeşitliliğinin öne çıkarılacağına dikkat çekince Erkan'la araya girdi. İbrahim Tatlıses 80'li yılların ilk yarısında açtığı kafeteryada acı biberli dondurmayı listeye koyduğu zaman herkes gülmüştü. Oysa bugün acılı çikolata da var, wasabili dondurma da. Wilman dondurmanın neden öne çıktığını şöyle anlattı. Biliyorum Türkiye'de dondurma daha çok yaz aylarında tüketiliyor ancak 12 ay tüketim de giderek yaygınlaşıyor. Yani bu işin geleceği var demiş. Kritik bir sohbetten dikkatlerden kaçan bir detayı okudum sizlere bugün Vahap Muyar'ın köşesinden. Milliyet'te Mehmet Soysal ise bir medya eleştirisi yapmış. Baştan sona içinde bulunduğu hem de tepe yöneticisi olduğu bir Türkiye'nin büyük medya grubun tepe yöneticisi olarak o medya eleştirilerini önemsiyoruz. Şöyle demiş. Eksiklik ve yetersizliklerini saklayan medya suçu daima başka adreslere postalarken kendi tarihine bakıp günahlarıyla yüzleşmekten hep kaçıyor. Siyaseti dizayn etme, iktidar düşmanlığını körükleme, manşetten vurup iki satırlı haberi düzeltme, kutuplaştırma, cinsiyet ve ırkçılık ayrımlarını körükleme ve PR adreslerine dönüşmeye başladığı günden beri saygınlığını her geçen gün biraz daha yitirdiğini hatırlamak bile istemiyorum. Ve bu kötü alışkanlıklarından kurtulmayı ise hiç düşünmüyorum. Kronik muhalif korosuna dönüştükçe karşısında muhalifliğe muhalif bir medyayı doğurduğunun farkına da varamıyor. Menfaat suskunluk getirir kuralını bozabilmenin tek yolunun suçları ve suçluları yargıya bırakmaktan ve yargılamanın sonucunu haber yapmaktan geçtiğini anlamak istemiyor. Yargı kararını verdikten sonra suçluların suçlarını yayınlaması gerektiğini de. Kendisine dokunulduğundaysa aklına hukuk geliyor. Oysa yargısız infazlarıyla ne çamları ve dağları devirdiğini hatırlamıyor. Peki medya nereye gidiyor demiş Mehmet Soysal bugün Milliyet Gazetesi'ndeki yazısında. Yazarlar böyle. Asrın projesi sakin ama emin adımlarla ilerliyor. Kanal İstanbul için imar planları hazırlandı. Çılgın projenin çevresinde milli mimariye uygun yapılar yükselecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hem projeyi anlattı hem de imar barışı için yapılan müracaatları. Asrın projesi diyeceğimiz Kanal İstanbul projesiyle ilgili de bakanlığımız 1/100.000 ölçekli planlama çalışmalarını tamamladı ve alt ölçekli planlama çalışmalarını yapıyoruz. Kanal İstanbul projesi adım adım ilerliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare toplantısında konuştu. Dev projede 1/100.000'lik planın tamamlandığını açıkladı. Kanal İstanbul'un çevre projelerinin tamamında kültürümüze uygun bir mimari tarzı uygulanacak. Ve millet bahçeleri. Bakan kurum 33 millet bahçesinin yapımına başlandığını açıkladı. İlk 100 günde 18 ilde 33 millet bahçesi bir kısmını yapıyoruz, bir kısmını projelendiriyoruz, bir kısmının inşasına başladık, bir kısmının açılışını yapacak duruma geldik. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın gündeminde çarpık kentleşmeyle mücadele de vardı. İmar barışından faydalananların sayısını paylaştı, beklentiyi dile getirdi. 8,5 milyon vatandaşımız bugüne kadar bu başvurulardan istifade etti. Bizim beklentimiz tabii 13-14-15 milyona gelecek gibi gözüküyor ve bu talep noktasında biz de süreci 31 Aralık'a kadar uzattık.
Memleketin havasına bakacağız. 51 ana yağmur burada. Günaydın. Günaydın Ersoy'da. Nasıl olacak hafta sonu havamız? Şimdi yüksek basınç devam ediyor. Atmosfer hala kararlı yapıda. Dolayısıyla düşey ve yatay yönde hareket oldukça düşük. Kısa süreli ve hafif sağanaklar var. İstanbul, Kocaeli çevresinde, Sakarya'da ve Muğla'da. Fakat İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevresinde de olabildiğince denize kıyısı olan yerlerde, Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde kısa süreli çisenti dediğimiz çok hafif sağanaklar halinde yağış kendisini gösterecek. Ve çok kısa süreyle tabii ki. Onun dışında gün içerisinde hava yine bu saydığımız illerde de parçalı bulutlu olacak. Gece ve sabah erken saatlerde sis hala devam ediyor. Gece sıcaklık hala düşük. Gece gündüz sıcaklık farkı yine oldukça fazla. Özellikle iç ve doğu bölgelerde. Yine Ardahan çevresinde işte Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinde sıfırın altında 8-9 onlar seviyesine iniyor hava sıcaklığı. Kuvvetli buzlanma ve kuvvetli don tehdidini beraberinde getiriyor bu durum. Hem kara ulaşımında hem de zirai faaliyetin sürdüğü alanlar için kuvvetli zirai don riskine karşı gerekli önlemleri almak gerekiyor. Şimdi yarın da yine tablo aslında aynı. Dün konuşmuştuk hatırlarsan, pazar günü de aynı şekilde bu hafta sonu önümüzdeki süreçte eşine pek az rastlanılacak, hatta belki pek rastlanılamayacak kadar ortalamaların üzerine sıcak bir hafta sonu olarak geçecek. Son İstanbul'da sıcak hafta sonu tüm Türkiye için, İstanbul'da dahil olmak üzere son sıcak hafta sonlarından biri ve güneşli. Ve o yüzden iyi değerlendirilmesini önermiştik. Önerimiz hala devam ediyor. Güneşin ve güzel havanın tadını çıkarabilecek aktivitelerin içerisinde bulunmasını öneriyoruz herkese. Çünkü güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Ortalamaların üzerinde sıcak bir hafta sonu bizi bekliyor. Ama tabii ki ortalamaların üzerinde sıcak olmasıyla birlikte gece gündüz sıcaklık farkının yine fazla olacağı ve gecelerin yine serin olacağı bir hafta sonu aynı zamanda. Dolayısıyla planları buna göre ayarlamamız lazım. Şimdi pazartesi günü işler biraz karışacak. Daha önce de söylemiştim. Pazartesi günü hem İstanbul'un kuzeyi hem Batı Karadeniz'de kısa süreli sağanaklar başlıyor. Salı, çarşamba ve perşembe günü bu kısa süreli sağanaklar etki alanını ve şiddetini genişleterek devam edeceği gibi salı günü bir soğuk hava dalgasının kapıda olduğunu söylemiştik. Bu tahminimiz de hala geçerliliğini koruyor. Salı günü yağış Marmara ve Karadeniz boyunca devam edecek. Hava sıcaklığı azalmaya başlayacak 8-9 derece kadar. Çarşamba günü de yine Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda sağanaklar var. Ve artık yükseklerde hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte sulu kar ve kar yağışı da başlayacak. Perşembe ve Cuma günü de aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz. Bu sağanakların etki alanını ve şiddetini artırarak devam etmesini bekliyoruz. Ama tabii ki bu yeni sistemle ilgili ayrıntıları biz takip etmeye devam edeceğiz. Sizlere ve izleyicilerimize de aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik görünüm bu Ersoy'da da. Sıcak, güneşli, ortalamaların üzerinde sıcak ve güneşli bir hafta sonu var kapıda. Gece ve sabah erken saatlerde sis olacak. Gece yolculuğa çıkacakların sisi mutlaka hesaba katmaları gerekiyor. Gece sıcaklığın donma noktasına yaklaştığı anlarda kara yollarında, asfalt üzerinde gizli buz, siyah buz dediğimiz bir gizli buz tabakası oluşuyor. Dolayısıyla buna karşı, bu da ciddi anlamda araçların kaymasına ve trafik kazalarına sebep olabiliyor. Buna karşı tedbirli olmakta fayda var gece yolculuk yapacakların. Soğuk algınlığı riski devam ediyor. Bu hatırlatmayı ekleyelim. Gece yine iyi giyinmeye devam edelim. Fakat salı günü sıcaklık düşüşüne de şimdiden hazırlıklı olalım hatırlatmasıyla bugünü noktalayalım. Çok teşekkürler, sağ olsun, var olsun. 51 anayan anlattım. Memleketin havasını. Konya'ya gideceğiz. Konya'da bir uçak yangını haberi var sırada. Fakat bu uçak daha evvel uçuş ömrünü tamamladığı için artık restoran olarak kullanılıyordu. Yandı. Alevler bir anda uçağın tamamını sardı. İtfaiye güçlükle müdahale etti. Airbus A300 tipi uçak bir anda alevlere teslim oldu. Görüntüler Konya'dan. Uçuş ömrünü tamamladıktan sonra Konya'ya getirilen ve Türk Yıldızları Parkı'nda restoran olarak hizmet veren yolcu uçağında gece yangın çıktı. Mutfak bölümünde parlayan alevler kısa sürede yayıldı. Tüm uçağı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere köpükle müdahale eden itfaiyeciler yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ettiler. Airbus A300 tipi uçak 2 yıl önce hurdaya ayrıldıktan sonra Konya'ya getirilmiş, restoran ve kafe olarak hizmet vermeye başlamıştı. Vodafone 40. İstanbul Maratonu 11 Kasım Pazar günü yapılacak. Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonu olan maratonun tanıtım toplantısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal İstanbulluları maratona davet etti.
gitme. Büyük maraton için İstanbul gün sayıyor. Yüz binlerce kişi bu pazar yine Asya'dan Avrupa'ya koşarak geçecek. Son hazırlıklar tamamlandı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde maraton ve spor fuarı açıldı. Vodafone İstanbul Maratonu'nun 40.sı 11 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Duayen atletizmcimiz Sayın İsmail Akçay'ı... Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonu olan maratonun tanıtım toplantısı da fuarda yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinden katılımcıların olduğuna dikkat çekti. Maraton, evet, İstanbul'umuzun tanıtımı, dünyada tanıtımı. Ancak ondan daha önemli bir etkisi var. Biraz önce söyledim, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu. Başkan Uysal bütün İstanbulluları da maratona davet etti. Pazar günü bütün ailecek, çoluk çocuk, anne baba, büyük baba, dede nine, herkesi bekliyoruz. Pazar günü ilk olarak 8.45'te tekerlekli sandalye yarışı başlayacak. Saat 9'dan itibaren 42K, 15K ve 10K koşuları olacak. 9.45'te ise vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçecek. Sizlere itfaiye erlerinin zorlu eğitimlerine götüreceğiz. Ancak haberin içinde bir başka haber gizli. Çünkü 24'ün stajyer muhabiri İlayda Çiçek imzalı bu haber. Bakalım şimdi stajyerin halinden ne kadar anlıyormuş. Yeterince eğitimini alıyoruz. Olaylara falan giderken hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi de operasyondan dönen arkadaşlarımız var. Bakalım onlar neler yapmış. Bir yangın mıydı, kaza mıydı, neye müdahale ettiniz? Hayvan tahliyesi. İlayda Ayçiçek, 23 yaşında stajyer muhabir. Ne yoğun duman ne de yükselen alevler onların gözünü korkutmuyor. Onlar geleceğin itfaiyecileri olacaklar. Şimdi bakalım nasıl hazırlanıyorlar. Stajyerin halinden stajyer anlar dedi, itfaiyenin bahçesinde aldı soluğu. Kadın itfaiyeci adayı farklı geldi. İlk röportajı onunla yaptı. İnsanın hayatını kurtardığın zaman o mutluluk, o heyecan hiçbir duyguya eş değil. İlayda için şüphesiz farklı bir deneyim ama haberi yaparken bir şeyi atladı. Şimdi gidip o konuda onu uyaracağız ki bir sonraki haberinde aynı hatayı yapmasın. İlayda, çok özür dilerim. Efendim? Şu Uğur abine bakmadan... Mesleğimiz sadece bilgi ve tecrübeden oluşmuyor. Güç ve cesaret de gerektiriyor. Arkadaşlarımıza elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz bunu. Eğitimler zorluydu. Kendisi de dahil oldu. Haber yapmak her zaman takım elbiseyle olmuyormuş demek ki. Evet ama şu an bunlarla yürümek gerçekten çok zor. Çok ağırlar. Yani sadece kafamdaki kaskın 2 kilo olduğunu falan düşünüyorum. Şimdi seni daha zorlu bir görev bekliyor. Çünkü birazdan başka bir eğitime daha dahil olacaksın. Bakalım, merakla bekliyorum. Seni yollayalım o zaman. Denedi, zorlandı çünkü hayat haberdir ve dahil olmak gerekir. İsa abi. İsa. Kendi stajına şükrediyor musun? Şükrediyorum. Stajımı çok seviyorum. Canım stajım. Ceketlerin? Ceketlerimi de çok seviyorum çünkü onlar bu kadar ağır değiller. Ve işin profesyonelleri. Her profesyonel itfaiyecinin yanında bir acemi veriyoruz. Onları ağır ağır yetiştirerek yangının içine sokuyoruz. Ama birini alıp yangının içine sokmuyoruz tabii. Yani bu tecrübe kazandıkça ondan sonra kendileri zaten o tecrübeyi kazandığı zaman kendileri de girebiliyor. Burası İstanbul. Her an, her yerden bir siren sesi yükselebiliyor. Biz itfaiye erlerinin nasıl bir eğitim aldığının haberini yaparken işte bu alarmla itfaiye erleri görev yerine doğru gitmeye başladı. Şimdi profesyonellerin zamanı çünkü onlar İstanbul'daki bir yangın noktasına müdahale etmeye gidiyorlar. Batman'dan bir motosikletin trafikteki rutinini, bir gününü getireceğiz ekranlarınıza. Muhtemelen öyledir. Yani hani çok ekstrem, çok olağanüstü, hiç yapmadığı bir şey falan değildir. Ki deneyiminden onu anlıyorsunuz. 15 mutfak tüpü bir motosikletle nasıl taşınır onu izleyeceğiz beraber. 15 tüple yolculuk yaptı. Görenler gözlerine inanamadı. Yok canım.
Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda 15 mutfak tüpü taşıyan sürücüyü görenler şaşkına döndü. Motosiklet sürücüsü arka bölümüne taktığı 15 adet mutfak tüpüyle trafikte tehlike saçtı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Bursa-İzmir otoyoluna gideceğiz. Orada da bir başka motosikletli grup bu defa gelecek ekranlarınıza. Söylenene göre, yani yapılan hesaplamalara göre motosikletliler saatte 300 km'yle gidiyorlardı. 300 şu demek, yani biraz daha bassalar havalanabilecekler gibi etraflarındaki arabaların sürücülerinin yürekleri ağızlarına geldi. Tam anlamıyla çıldırmış olmalılar. Kahkahalarla, sevinçle paylaştıkları görüntüler ölümle dansanlarına ait. Bursa-İzmir otoyolunda kendilerince şov yapan motosiklet sürücüleri zaman zaman 300 km hıza çıktı. Saatte 170 km hızla araçların arasında gezdi, makas attı. Ölüme meydan okuyan çılgın motosikletçiler hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye soktu. Ve üstelik bu görüntüleri sosyal medyada da paylaştılar. Havaların soğumasıyla beraber Mardin Musaybin ilçesinde yaylalara giden göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu da başladı. Havalar soğudu. Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı. Van, Bitlis gibi illerden gelerek Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerler dönüşe geçiyorlar. Göç yolculuğuna başlayan göçerler bazen karayolunda, bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Kaç ay yolda kalıyorsunuz? 3 ay. 3 ay yolda kalıyorsunuz? Evet. Zahmetli midir peki? Valla zahmetlidir. Yılın 3 ayını gidiş ve dönüş olarak yollarda geçiren göçerler, çadırlarını aydınlatmak, cep telefonlarının bataryalarını şarj etmek ve el fenerleri için güneş panellerinden faydalanıyor. OECD, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, insanlığın önündeki büyük tehlikeye bir kez daha dikkat çekti. O tehlike antibiyotik direnci. More apparent as we learn new things about them. Antibiyotiklere dirençli bakteriler artarsa milyonlarca insan ölebilir. Uyarı çok önemli ve ciddi bir kurumdan geldi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden. OECD, antibiyotik ve bakterilerin insanlar üzerindeki etkilerini araştırdı. Raporda antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin artmasını engelleyecek önlemler alınması gerektiğine vurgu yapıldı. You may have heard of the woman who, after receiving a fecal microbiota... Önlem alınmazsa durum tehlikeli boyutlara ulaşabilir. 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da 2 milyon 400 bin kişi hayatını kaybedebilir. Raporda bize de bir uyarı var. OECD ülkeleri içinde antibiyotik direnci konusunda en yüksek risk Türkiye'de. Türkiye'yi Kore ve Yunanistan takip ediyor. Tiny microbes in our gut contribute to our day-to-day cognition and brain function. Rapora göre acil önlemler hayata geçirilmezse bakterilerin önü alınamayabilir. Bu da hem insanların sağlığını hem de küresel ekonomiyi ciddi şekilde etkiler. Ayşe Begüm Onbaşı ile tanışın. Türkiye'nin yetenekli sporcularından birisi. Türkiye'nin tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Mekan Topkapı Sarayı ve o Topkapı Sarayı'nın büyüleyici atmosferi içerisinde Ayşe Begüm Onbaşı'nın o hareketleri muhteşem bir aksiyon filmi sahnesi gibi gelecek ekranlarınıza. Tıpkı Görevimiz Tehlike filmindeki gibiydi. Saklan. Dur bakalım ne yapacak. Şey.
Ama bu kez görevimiz Topkapı Sarayı'ydı. Neyse ki zorlu engelleri aşan ne bir hırsız ne de bir ajan. Türkiye'nin 100 madalyalı şampiyon jimnastikçisi Ayşe Begüm Onbaşı yeteneklerini Topkapı Sarayı'nın etkileyici atmosferinde sergiledi. Türkiye ile Çin'in ortak projesi olan aksiyon dolu bu sahneler aslında bir tanıtım filmi. Başta Çin olmak üzere birçok ülkede Türkiye'nin tanıtımı için yayınlanacak. Ayşe Begüm bu. Sakla sakla. Bugün Topkapı Sarayı'nda çok yorucu ama aynı zamanda çok güzel bir proje gerçekleştirdik. Topkapı Sarayı'nın tarihi dokuları arasında kendi sporumu yapmak beni çok onurlandırdı. Filmin senaryosuna gelince Çinli bir arkadaşını Topkapı Sarayı'nda gezdiren milli sporcu Onbaşı çıkışta çantasını unuttuğunu anlar ve geri dönüp almak ister. Arkadaşlar turumuzun sonuna geldik. Müzemiz kapanmak üzere. Lütfen çıkışa doğru beni takip edin. Ancak kapanış saati geldiği için de bir anda kendini yoğun güvenlik önlemlerinin ortasında bulur. Lazerlere yakalanmayıp başını derde sokmadan içeri girip çıkması gerekir ve macera dolu anlar yaşanır. Siirt tanıtım günlerine gideceğiz şimdi. Nefesinizi tutun çünkü Rasih'in muhteşem lezzetlerle imtihanı gelecek ekranlarınıza. Özellikle Siirtliler için bir sevdadır büryan kebabı. Yolu Siirt'e düşüp de tadına bakan tutkunu olur. Ancak şimdi Siirt'e kadar gitmenize gerek yok. Çünkü Siirt İstanbul'a taşındı. Hem de tüm lezzetleriyle. Kaç saat pişiyor kuyuda? Ortalama 2-2,5 saat arası. Evet sevgili seyirciler, ağır ağır, yavaş yavaş, dinlene dinlene, et tadını ala ala buharda kuyuda pişiyor. Gördüğünüz gibi bu kıvama geliyor ve ye beni diye haykırıyor. Bir tarafı nar gibi kızarmış, arada yağları, altında da et. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Kuyuda ateşin huzurunda ağır ağır pişen büryan kebabı favori ama başka lezzetler de var elbette. Bulgurun kıymayla mükemmel buluşmasının adıysa ketil. Sıcacık sevgili seyirciler, kiter buharın içerisinden çıktı, suyun içerisinden şöyle alalım. Besmelemizi de çekelim, bismillah diyelim. Of of, bayağı sıcak, bayağı sıcak. Ağzınız yanmasın. Bulgurla et adeta aşk yaşamış sevgili seyirciler. Mükemmel bir lezzet. Ve perde pilavı görseliyle, lezzetiyle Siirt sofralarının olmazsa olmaz. Siirt günleri 11 Kasım Pazar gününe kadar Yeni Kapı'da sürüyor ve Siirt mutfağının lezzetleri hem de kültürüyle tanışmak isteyenleri bekliyor. Hindistan'a gideceğiz. Diwali Işık Festivali düzenlendi Hindistan'da. Festival renkli görüntülere sahne oldu. Sonrasında ise başkenti zehirli bir duman tabakası kapladı. Mumlar yakıldı, geceyi havai fişekler aydınlattı. Diwali olarak bilinen Işık Festivali çok renkli görüntülere sahne oldu. Hindistan kutlamaların ardından nefessiz kaldı. Hindistan'da uyarılar son yıllarda üst üste geliyor. Hava kirliliği en üst seviyelerde. Sık sık okullar tatil ediliyor. Ancak ne alınan önlemler ne de yaptırımlar hava kirliliğinin önlenmesini sağlayabiliyor. Diwali Festivali bunun son örneği oldu. Yüksek Mahkeme havai fişek fırlatmayı yasaklamıştı. Mahkeme kararını hiçe sayan Hindular sabahın ilk ışıklarına kadar havai fişeklerle kutlama yaptı. Ertesi gün manzara buydu.
adeta göz gözü görmedi. Başkent Yeni Delhi'yi zehirli bir duman tabakası kapladı. Havai fişeklerin dumanı yüzünden nefes almak bile zorlaştı. Hindistan'da hava kirliliği uluslararası raporlara göre şiddetli kategorisinde. Diyor yazılarınıza saygıyla ayrılıyoruz. Ben Ersoy dedi. Muhammed Özcan ve ekibi haber merkezinde Seyhunlar Demir ve ekibi rejide 3 saat boyunca bu yayını size ulaştırdılar. Biz naçizane sunmaya gayret ettik. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın. Ziraat Bankası ekonomi bültenini sunar.